günden itibaren yeni bir programla sizlerle birlikte olacağız. Pazartesi günü Kentte Spor, Salı günü Kent Analiz, Çarşamba günü Ayarsız Sorular, Cuma günü Kentte Siyaset, Cumartesi günü Kentte Sağlık'tan sonra Perşembe günlerde Kentin Başkanları programıyla sizlerle birlikte olacağız. Bugün de çok önemli bir konuğumuz var. Kentin Başkanları'nda Kentin Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşkın, Çorum Belediye Başkanımız. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mehmet Güley. Böyle ilk programda bizi misafir ettiğiniz için de kentinizde, Kent 19'a vurgu yaparak söyleyeyim. Tabii kentimizde de aynı zamanda şehrimizde de ben kalbi şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun öncelikli olarak programımız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, öncelikli olarak acı bir haber sabah saatlerinde geldi. Bununla başlamak istiyorum. Hem sevgili seyircilerimize de duyuru babında. Van'da keşif yapan uçak kırıma uğradı. İkisi pilot, 7 polis şehit oldu. Yine aynı şekilde Siirt'in Pervan ilçesi Doğanköy bölgesinde yürütülen operasyonlarda yaralanan 2 polis harekat personeli de şehit oldu. 9 tane şehidimiz var bugün. Allah rahmet eylesin. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına başsağlığı dilemek istiyorum. Sizin de bu konudaki düşüncelerinizi almak istiyorum. Şehadet bir çağrıdır tüm nesillere, çağlara. Biz böyle yetiştik. Çocukluğumuz, gençliğimiz hep bununla, şehadet çağrısıyla geçti ve bu topraklarda her gün şehitler vermeye devam ediyoruz. Ve bu topraklarda yaşamanın bir bedeli olmuştur tarih boyunca. Bu bedeli ödeyenler devam etmiş bu topraklarda, Anadolu topraklarında. Bedeli ödemeyenler tarihten silinip gitmiştir. Bizans gitmiştir, Roma gitmiştir. Ama Selçuklu'yla, Osmanlı'yla elhamdülillah Türk milleti gelmiştir. Ve şu anda da Türk milleti olarak bu coğrafyada yaşamanın, bu güzel coğrafyada, cennet vatanda yaşamanın bedelini ödüyoruz. Ve her gün şehitler veriyoruz. Tabii bugün yine yüreğimiz yandı Van'da ve Siirt'ten gelen haberlerle. Rabbim bu kardeşlerimize, bu şehitlerimizi Hazreti Hamza ile inşallah komşu eylesin. Seyyidül Şüheda Hazreti Hamza'ya komşu eylesin. Şehadetlerini kabul etsin. Ölmüş tabii şehitlerimizin yakınlarına da rahmet diliyoruz. Milletimizin de başı sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın Başkan, 16 aylık bir süreç geçti. Biz programda hem bu süreci hem de ülke gündeminde yer alan konuları birlikte değerlendirelim istiyorum. Ve sıcak yine bir gündem. Dün 4 yıl önce hiç hatırlamak istemediğimiz ama millet olarak da bir kez daha gururlandığımız 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. 15 Temmuz denince neler söylemek istersiniz? Tabii biraz önce aslında şehitlerimiz için ifade ettiğim şeyleri 15 Temmuz'un bu sorunun başlangıcına da koymam gerekir. Bu topraklarda hainler de bitmemiştir, kahramanlar da bitmemiştir. Ama filmin sonunda elhamdülillah iyiler kazanmıştır, kahramanlar kazanmıştır ve bu vatan, bu topraklar vatan olarak devam etmektedir. Zaten bu toprakları vatan yapan da içindeki şehitlerimizin al kanlarıdır. Bu nedenle de bayrağımızın da rengi böyledir. 15 Temmuz'da gerçekte yine ihanetle kahramanlığın mücadelesinde hainlerin zelil olduğu, rezil olduğu, elhamdülillah kahramanların kahramanlık destanları yazdığı tarihtir 15 Temmuz. 15 Temmuz bizim milletimiz için, ben şöyle diyorum, bütün milletler için belli dönüm noktaları, belli tarihler vardır. Bunlar çok önemlidir. Mesela 26 Ağustos yaklaşıyor. 26 Ağustos 1071 Malazgirt'ten girdiğimizin tarihidir. Milletimiz için çok önemlidir. Yine ilerleyen süreçte biraz hızlı gidecek olursak 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethidir. Gerçekten çok önemlidir. 19 Mayıs 1919 Samsun'a çıkıştır. Çok önemlidir. Hızla gidiyorum. Özellikle de yine 30 Ağustos Zafer Bayramımız vardır. 1922 Büyük Taarruz çok önemlidir. 18 Mart Çanakkale, evet. Zaferimiz 1915 çok önemlidir. Böyle bir tarihtir 15 Temmuz'da. Gerçekten ilerleyen yıllarda, ilerleyen tarihlerde bir mihenk olarak bu milletin döndüğü bir kavşak olarak, önemli bir kavşak olarak tarih boyunca yazılacak bir tarihtir 15 Temmuz. Ve 15 Temmuz'da biz 251 şehit verdik. Şehitlerimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Mekanları
cennet olsun binlerce gaziyi verdik. Aslında o binlerce bütün millet gazi olduğunu söyleyeyim. Normalde siz niyetinizi çekip abdestini alıp sokağa çıkmışsanız illa bir yerinizin yaralanması gerekmez gazi olmak için. Ve o gün genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla milyonlarca insan aslında sokaklardaydı. Ve bu milyonlarca insan neredeyse adeta koca bir tüm vatandaşlarımız neredeyse diyorum sokağa çıkan herkes gazi oldu. Böylesine önemli bir tarih 15 Temmuz. Tabii bu ihanetin bedelini hainler ödedi. Ödemeye de devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topu gelsin diyor ya. DHKP, PKK, bilmem FETÖ hepsi elhamdülillah topu geliyorlar ve topunu gereğini yapmayı vatandaşlarımız, milletimiz, özellikle devletimiz biliyor. Özellikle buradan birçok kahramanımız var. Bizim yerelde birçok kahramanımız var ama bunun başında başkomutanımız olarak Recep Tayyip Erdoğan ismini özellikle anmamız gerekiyor. Milletin inanmışlığı burada çok önemli. Bir lider düşünün sizi sokaklara davet ediyorum diyor. Kayıtsız şartsız millet sokaklara çıkıyor. Bu gerçekten büyük bir lider olduğunun, büyük bir devlet adamı olduğunun bir göstergesi. Sayın Cumhurbaşkanımıza tüm milletimiz adına şükranlarımızı tekrar tekrar arz etmek istiyoruz. Tabii şehrimizde de bizim de 13 tane Çorumlu şehidimiz oldu biliyorsunuz. Gazilerimiz oldu. Özellikle 2 yıl önce başlayan bir 15 Temmuz şehitleri müzemiz var idi. Biz bu yıl bunu daha da genişlettik. Dün itibariyle de biliyorsunuz bunun açılışını da gerçekleştirdik. Ve istedik ki biz bütün şehitleri burada temsil edecek şekilde bu şehitliğimizi, bu müzemizi genişletelim. Ve böyle de yaptık. Huzurlarınızda da ben şehit yakınları ve Gaziler Derneği Başkanımız Galip Deniz'e teşekkür ediyorum. İstişareli bir şekilde 50 tane şehidimizin emanetlerini 15 Temmuz Şehitleri Müzemizin ismini de şöyle yaptık. Çorum 15 Temmuz Şehitler Müzesi yaptık. Tüm şehitleri kapsayacak şekilde Şehitler Müzesi yaptık. Oraya teslim ettiler şehitlerimiz. En mesela şehadeti sırasında üzerinde bulunduğu giysi. Sürekli kalıcı olacak kalıcı, Sayın Başkan. Kalıcı. Çok orası güzel. Böyle geçici çok bir güzel. Şey değil. Sürekli kalıcı. Tabii sadece 1960'tan itibaren terörle mücadeledeki şehitlerimiz ağırlıklı olarak ama sadece öyle de değil. Mesela Aybüke Yalçın Hoca Hanım'ın da orada emanetleri var. Biz onları da orada sergiliyoruz. Soma'da şehit olan bir kardeşimizin de emanetleri var. Ayrıca onu da sergiliyoruz. Tabii 15 Temmuz şehitlerimizin emanetleri de orada devam ediyor. Aslında biz onların emanetlerini orada sergiliyoruz ama esası işin onların bize bıraktığı vatan bize emanet onlardan, bayrak onlardan bize emanet, ezan onlardan bize emanet. Zaten 15 Temmuz'da elhamdülillah bu millet olarak bayrak olduk, inmedik, ezan olduk, dinmedik, elhamdülillah ve şehit olduk, ölmedik diyoruz. Çünkü şehitler ölmez ve bu canlı duruşu da dün itibariyle saat kulesinin dibinde bir kez daha koyduk, gördük. Mehmet Bey siz de oradaydınız biliyorum. Evet. Korona diye biz çok fazla böyle davet eden, çok fazla işte katılımı artırmak için hiçbir çaba sarf etmediğimiz halde milletimiz 15 Temmuz saat 20'de orada olmasını bildi ve gerçekten binlerce hemşerimiz saat kulesinin dibinde yine davasına, yine vatanına, yine bayrağına, ezanına orada sahip çıktı. Cumhurbaşkanına sahip çıktı, başkomutana sahip çıktı. Bu anlamda da hemşerilerimizle ne kadar gurur duysak azdır. Ama unutulan ihanet tekrarlanır. Biz bu ihaneti unutmayacağız. Asla. Böyle bir cemaat kisvesinde 40-45 yıl çalışıp dini alet ederek, başka düşüncelerini, başka konuları alet ederek adeta ilmek ilmek o örümcek ağını dokuyanların o ağı elhamdülillah 15 Temmuz'da yıkıldı. Bu ihaneti asla unutmayacağız. Bunun gereğini yapmak noktasında da devletimizin tüm kurumlarına her zaman destek olacağız. İnşallah. Evet, Sayın Başkanım. Bir başka önemli konu da Ayasofya. 10 yılların, 86 yılın özlemi Ayasofya. 1934 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülüyor. Danıştay 10. Dairesi bir karar verdi ve Bakanlar Kurulu kararını yok hükmünde saydı. Sayın Cumhurbaşkanı da derhal gereğini yaptı. Bu milletin arzu ettiğini, istediğini her konuda olduğu gibi yine gereğini yaptı. Ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının yolu açıldı. İnşallah 24 Temmuz'da da kılınacak ilk cuma namazıyla birlikte Ayasofya, yılların özlemi Ayasofya ibadete açılmış olacak. Ayasofya ile ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii Ayasofya ile ilgili duygu ve düşüncelerimizi ifade etmekte gerçekten çok zorlanıyoruz. Hatta Ayasofya'nın
bu kararın açıklandığı gündü, cumaydı sanıyorum. Ya içimiz içimize sığmıyor. O kadar mutlu olduk, o kadar mutlu olduk ki bunu nasıl dışa vuracağız, nasıl anlatacağız? Bu Ayasofya muhabbetimiz, bu kararın Anadolu'da ne kadar güzel bir karşılık bulduğunu, dualarda ne kadar güzel bir karşılık bulduğunu nasıl ifade edeceğiz diye. En sonunda biliyorsunuz mehter takımıyla Millet Bahçesi'nde güzel bir kutlama da yaptık. Çorumlular olarak helvalarımızı dağıttık. Orada bütün Çorumlularla beraber bu kararı gerçekten büyük bir coşkuyla da kutladık. Ben bu kararın alınmasında davayı açan amcamıza, bir amcamız dava açıyor biliyorsunuz. Evet. Kararı veren bütün yargı mensuplarımıza, hususen de bunun sürekli peşinde olan, bunu bir davanın mihengi olarak gören Sayın Cumhurbaşkanımıza, tüm Çorumlu hemşehrilerimiz adına kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ayasofya, ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Geldiğim siyasi gelenek itibariyle de Erbakan'ın mitiklerine katıla katıla bugünlere biz geliyoruz. Milli Gençlik Vakfı'ndan itibaren. Ve oradaki biz Sultanahmet'te bir yönümüzü Ayasofya'ya çevirip şu sloganı attığımızı milyonlarca insanla beraber zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diye sloganlar attığımızı bugün gibi hatırlıyorum. O kulaklarımda hala çınlayan bir ses, zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak diye. Ve bu inanmışlık elhamdülillah, buradan Necmettin Erbakan'ı da tabii anmamız gerekiyor. Emeği geçenlerin bugüne gelmesinde, bu davanın bu noktaya gelmesinde, Ayasofya'nın açılmasında emeği geçenlere hepsine teşekkür ediyoruz. Ayasofya sembol anlamı da çok önemli. Yani biz herhangi bir yeri bir cami olarak ya da bir namaz kılınan bir mekan olarak açmıyoruz. Eyvallah, bu çok güzel bir şey. Tekrar orada ezanların okunması, tekrar ibadetlerin yapılması, huşu ile müminlerin orada namazda durmaları gerçekten çok önemli, çok mukaddes bir şey. Ama başka bir yönden de şöyle düşünebiliriz. 500 yıl boyunca orada ezanlar okunmuş, namazlar kılınmış. 1934'te bir inkıta olmuş ve geldiğimiz süreçte 86 yıl sonra, o günden bugüne kadar, nasıl ki Türkçe ezan bir sembolse, 16 yıl aradan sonra 1951'de Menderes'le beraber Türkçe ezana son verilip, 16 yıllık bir garibata son verilip ezanlarımız aslına döndürülmüşse, Menderes'i herkes ezanı aslına döndüren kişi olarak şu an biliyor ve seviyor ise, Recep Tayyip Erdoğan açısından da 86 yıl sonra elhamdülillah dava taşını adeta gediğine koyar gibi Ayasofya'yı açan adam, insan, büyük lider olarak anılacak. Bu anlamda tekrar tekrar biz ne kadar teşekkür etsek Ayasofya'yı ibadete açan Recep Tayyip Erdoğan'a o kadar önemli. Tabi Cumhurbaşkanımız da konuşmalarında hep söylüyor. Bundan sonra şu olacak. Ayasofya'dan önce, Ayasofya'dan sonra. Biz milli duruşu olan bir milletiz. Biz gaza ruhu, cihat ruhu olan bir milletiz. Biz yeryüzünde adalet için canını ortaya koymuş olan, mazlumların yanında yer tutmak, saf tutmak için canını, kanını, her şeyini ortaya koymuş yüce büyük bir milletiz. Sesimiz biraz bazen cılız çıktı olmuş olabilir. Bazen gücümüze, kuvvetimize bakıp acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye yüreğimizden geçenleri dilimizle ifade etmemiş olabiliriz. Ama bugün geldiğimiz noktada artık bu dönem kapanmıştır. Bundan sonra Türk'ün gücü, Türk'ün sesi Allah'ın izniyle çok daha güçlü olacaktır. Bak, Ayasofya'yı açan bu irade Libya'da da mazlumun yanında duracaktır. Ayasofya'yı açan bu irade Venezuela'da, bak Müslüman da değil Venezuela, Venezuela'da da eğer bir zalim zulmediyorsa orada da Venezuelalı mazlumların yanında duracaktır. Artık bütün dünya bu güçlü sesi görmek, itibar etmek durumundadır. Ayasofya açılsın, şöyle olur, böyle olur, bilmem falancayı da affedersin, anırım diyenleri bile gördük gerçekten. Yani bu noktada bunun hayal olduğunu, hiçbir şekilde mümkün olmayacağını ifade edenler oldu. Ama iman bir kez daha galebe çaldı. İman, inanç ve sonuçta o mücadelenin sonunda son noktayı koyup Ayasofya'yı açmak, elhamdülillah bu irade, sağlam irade bir kez daha galebe çaldı. Ve bütün yeryüzündeki o zalimlere, bak bu millet yeniden doğdu. Kudüs'te artık istediğinizi siz yapamazsınız artık. İsrail'de Filistinli kardeşlerimizin kollarını kırarken artık bir daha düşüneceksiniz. Çünkü Kıbrıs'ta da yine öyle. Yeryüzündeki tüm coğrafyalarda böyle. Artık Müslüman Türk milleti gaza ruhuyla tekrar döndü. İnşallah bunun da neticelerini süreç içerisinde göreceğiz. Ayasofya daha bir başlangıç. Allah'ın izniyle ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü bu samimiyette, bu ihlasla, bu ciddi duruşla, halkın duasını alarak ve hakkın da rızası peşinde koşarak Sayın Cumhurbaşkanımız artık o sınırı geçmiştir
ve onun arkasında da millet, ona güvenenler olarak bizler hep beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında saf durmuş durumdayız. Ve bundan sonra onlar düşünsün, Allah'ın izniyle daha büyük çalışmalarla bu milletin değerlerine, bu milletin tarihine daha uygun bir takım anlayışlarla yolumuza devam edeceğiz. Ayasofya'yı açanlara selam olsun diyeyim. Gönlü Ayasofya'dan yana olanlara selam olsun diyeyim. 24 Temmuz'da oraya gideceklere selam olsun. Gitmeyip de gönlünden geçireceklere de onlara da selam olsun. Sayın Başkanım, 24 Temmuz'da oraya gidecekler dediniz. Sizin de bir davetiniz vardı. Özellikle evet. de belediye meclis üyelerine siz 24 Temmuz'da orada olacağınızı ilk bizim ekranlarımızda size Ayasofya'yı sorduğumuzda, arkadaşlarımız sorduğunda ifade etmiştiniz. Gitmek isteyen bütün parti gruplarını da davet ettiniz. 24 Temmuz'da Ayasofya'ya siz gidiyorsunuz değil mi? Gidiyorum evet. Gidiyorsunuz. İnşallah. Otobüs kaldıracaksınız. Tabii ki. Bununla ilgili bir de CHP'lilerin eleştirisi vardı. Ya ben bir gazeteye de yansıdı sanırım. Mehmet Güley kardeşim şöyle söyleyeyim. CHP'lilerin bu hali beni üzüyor diyeceğim ama üzülmüyorum. Çünkü tarihe boyunca CHP böyle yani maalesef böyle. Şimdi ben o gazeteyi görmedim tabii, okuduğum izlediğim bir gazete değil. Dün itibariyle arkadaşlarımız grup başkan vekilinin bir açıklamasını oraya vermişler. İşte böyle bir davet geldiğini kendilerine ama paralı olursa gideceklerini, bu otobüsün parası verilecekse kendilerinin de gideceğini, parasız olursa da böyle namaz kılmaya belediyenin imkanlarıyla otobüse binerek gitmeyeceklerini ifade etmişler. Şöyle bir baktım. Gerçekten üzüldüm. Kendiler adına üzüldüm. Ya delikanlıca şunu diyebilirler mesela. Ben buna bir itiraz etmem. Mesela bugün Atatürk Düşünce Derneği'nin bir açıklaması evet, vardı. Da. Diyor ki orada yani bu kararın yapılması işte bilmem şuna aykırı, buna aykırı falan aykırı ve bunu reddediyoruz. Ayasofya'nın açılması yanlış oldu şey diyor. Diyor o, isterseniz o ifadenin üzerinde de birkaç kelime söyleyelim Sayın Başkanım. Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıldığını öne sürüyor. ADD Başkanı Uğur Demirer bu durumdan rahatsız olmuş. Rahatsız edici, kaygı verici ve düşündürücü olarak. Yani bu ifadeler tabii kabul edilebilir falan ifadeler değil. Sadece düşünce özgürlüğü anlamında mertçe ifade etmiş yani. Bu anlamda anladım. Bir anlamı var. Yoksa kabul edilebilir bir şey değil. Atatürkçülüğü de ben doğru anladıklarına inanmıyorum. Atatürk'ün en temel bakış açılarından bir tanesi ne diyor Atatürk? Bağımsızlık benim karakterimdir diyor değil mi? Evet. Aslında bağımsızlık bizim milletimizin karakteridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bağımsızlığı noktasında eğer bir müzeyi, bir cami yapacak iradeyi bile beyan edemiyorsak, açıklayamıyorsak, bunu ifade edemiyorsak bu ülkenin bağımsızlığından söz edilemez zaten. Bir kere o emperyalist güçlere karşı biz müzeyi, evet siz isteyin ya da istemeyin, biz bağımsız egemen bir devletiz ve devletimiz olarak da biz bunu cami yaptık demek alkışlanacak bir şeydir. Aslında Atatürkçü olduğunu düşünenler de bu dik duruşu, emperyalizme karşı olan bu dik duruşu tüm solcular, CHP'liler de aslında desteklemeliler. Ama mert bir şekilde söylemiş Atatürk evet. Düşünce Derneği. Ama CHP bilmem paralı olursa gidecekmiş. Tamam, ben buradan çağrı yapıyorum. CHP grubumuza samimiyetle çağrı yapıyorum. Tamam, biz bir araç ayarlayalım CHP'li arkadaşlarımıza. Ücretini de kendileri ödesinler ve gitsinler. Gerçekten yolcu etmeye de ya da şeye de ben de geleyim, onları da yolcu edelim ve paralarını vererek gitsinler samimilerse. Çünkü haber de öyle diyor. Eğer ücretli olsaydı diyor biz de giderdik diyor. Oysa ki biz ya belediye olarak Çanakkale gezileri düzenlemişiz. 10 binlerce hemşehrimizi Çanakkale'ye götürmüşüz. Yine belediye olarak Konya'ya binlerce hemşehrimizi götürmüşüz geçmişte. Daha 1-2 yıl önce. Yine Hacı Bektaş'ı Veli'ye, Hacı Bektaş'a binlerce hemşehrimizi götürmüşüz. Yine biz bu ifadeleri yazan değerli grup başkan vekilimiz de vardı. Başkanımız da vardı, grup başkanımız da. Geçen yıl Çorum Spor'un şampiyonluk oynadığı maça, Adana'ya, Seri'ye biz belediyenin otobüsüyle hep beraber gittik. Bunların hepsini gitmişiz. Buradayken belediyeli bir sıkıntı yokmuş. İş Ayasofya'ya gelince sıkıntı varmış. Bu sıkıntı kendilerinde. Ben buradan tekrar çağrı yapıyorum. Arkadaşlarımıza da davet noktasında şunu söyledim. İsteyen tüm meclis üyelerimizi davet edin. CHP, MHP. Çünkü bu milli bir şey ya. Egemenlik tadını çıkar. Ayasofya cami olmuş. Daha ne isteriz biz? Egemenlik, bağımsızlık, yeni büyük Türkiye ideallerimiz noktasında biz daha ne isteriz yani? Bütün partiler olarak biz daha ne isteriz? Bu anlamda tadını çıkar. Hepsini haber verin dedim. CHP'yi de bütün meclis üyelerini tek tek arattırdım. MHP'li üyelerimizi de arattırdım. AK Partili
üyelerimizi de arattırdım. AK Partili ve MHP'li üyelerimiz olumlu dönüş yaptılar büyük oranda. İşi gücü uygun olanlar memnuniyetle gideceklerini ifade ettiler ve otobüsümüz inşallah 23'ünde akşam buradan çıkacak. CHP'deki arkadaşlarımız da bize böyle bir şeyler olmadı. Bana arayıp da paralı mıydı, parasız mıydı, şu muydu? Bana hiçbir şey sormadılar. Bizim arkadaşlarımıza da sormadılar. Böyle biz oynamıyoruz tarzında mahalledeki o çocuklar gibi bilmem paralı olursa gideriz, olmazsa gitmez. Hodri Meydan paralı, paralı. Bütün CHP'lileri biz Ayasofya'ya davet ediyoruz. Eğer samimilerse, eğer Ayasofya noktasında sahip çıkıyorlarsa, gönüllerinden geçen buysa paralı bir şekilde onların da orada görmekten biz mutluluk açıkçası duyarız. Milli şuur da açıkçası bunu gerektirir. Evet Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. İzleyicilerimizden gelen sorular var, bizi takip eden. Özellikle de bu konularla ilgili mesajlar var. Evet. Onlara da değinmek istiyorum. Tabii. Bir izleyicimiz maşallah başkanım ağzınıza sağlık Allah'ın izniyle demiş sanırım Ayasofya ile ilgili. Almanya'dan selam gönderiyor. Biz de buradan Almanya'ya selamlarımızı iletiyoruz bir izleyicimiz. Yine aynı şekilde ağzınıza yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah yardımcınız olsun dileğini iletmiş. Çok sağ olsunlar. İdris Bulut isimli bir izleyicimiz. Yine sizin ifadelerinizi destekleyen mesajlar var. Biz de izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu mesajlara zaman zaman değineceğiz. Evet Sayın Başkan, yine tüm dünyayı ilgilendiren bir konu. Koronavirüs, COVID-19 salgını. Tabii ülkemiz de bundan etkilendi. Şehrimiz de etkilendi. Uzun süre herhangi bir sıkıntı yaşamadık ama son günlerde yine özellikle de seyahatlerin serbest edilmesiyle birlikte bir takım sıkıntılar yaşamaya başladık. Ama ilk günden itibaren sizlerin de bu konuda aldığınız tedbirler, yaptığınız çalışmalar olduğunu bizzat biliyoruz. Buna da değinmeden geçmeyelim diyorum. Neler söylemek istersiniz? Tabii bu COVID-19 gerçekten tüm dünyadaki devletlerin, adeta milletlerin bir imtihanı gibi oldu. Ve milyonlarca insan bundan etkilendi. Yüz binlerce insan tüm dünyada öldü. Ve şehrimizde de, ülkemizde de bunun yansımaları oldu. İlk vaka Türkiye'de 11 Mart'ta oldu. Evet. Ben o zaman Ankara'daydım. O ilk vakayı duyar duymaz Ankara'dan döndüm ve hemen başkan yardımcılarımızı toplayıp bu konuda neler yapabiliriz ve o gün itibariyle mesela biz o akşam tüm otobüslerimizi dezenfekte ettik mesela. Bütün otobüslerimizi. Çarşamba pazarının olduğu yeri çektik. O akşam itibariyle aldığımız kararlar oldu ve biz tabii bunun şehrimize de bir gün geleceğini bildiğimiz için biraz da hazırlıklıydık açıkçası. Maskeden tutun da dezenfekte maddelerine kadar depolarımıza yerleştirmiştik ve ilk andan itibaren hiçbir bocalama yapmadan, hiçbir tereddüte mahal vermeden tık 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 tüm çalışmalarımızı elhamdülillah büyük bir titizlikle yapmaya çalıştık herhalde. Tabii ulusal bazda özellikle çok büyük bir sınav, çok olumlu, başarılı bir sınav verildi. Bunun başında Sayın Cumhurbaşkanımız var. Kalbi şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük büyük o başlarında büyük ifade olan devletlerin döküldüğü bir noktada Avrupa'nın, Avrupa'daki büyük dediğimiz devletlerin mali bakımından çok güçlü olduğunu ifade edilen devletlerin döküldüğü bir noktada, Amerika'nın hala döküldüğü bir noktada, elhamdülillah sağlık sistemimizde herhangi bir aksam olmadı. Her isteyen gidiyor, testin olabiliyor, muayenesini olabiliyor, ücretsiz bir şekilde bunların hepsini yapabiliyor. Hiçbir sıkıntı bu anlamda, çok önemli bir sıkıntı yaşanmadan elhamdülillah bugüne getirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza. Dünyanın her tarafına da destekleriniz olduğunu da. Yani yüze yakın devlete. Evet. İşte diyoruz ya biz farklı bir milletiz diye. Hakikaten farklı bir milletiz. Kendimizin de ihtiyacı var. Kendi ihtiyacımızı görüyoruz. Ama öbür tarafta acaba Üsküp'te sıkıntı var mı? Bak ben buradan belki de ilk kez söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında biz bir toplantı yaptık. Belediye başkanları olarak. Ben de katıldım o toplantıya. Cumhurbaşkanımız yapılacak önlemlerle ilgili falan bilgilendirdi. Ondan sonra dedi ki bak dedi siz mutlaka maskeydi, dezenfekte işleriydi, tulumdu vesaire bunlarla ilgili olarak çalışın. Bizim sınırlarımızı sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları olarak görmeyin. Aynen Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bunlar. Bosna Hersek'teki kardeşlerimiz bizden himmet bekliyor, yardım bekliyor bu konuda. Destek bekliyor. Üsküp'teki kardeşlerimiz bekliyor. Dünyanın birçok mazlum milletleri bu noktada destek bekliyor. Ve bizim gayretimiz, çabamız bu mücadelede sadece ülkemizle de sınırlı
olamaz demişti ve bunun da gereğini yapmıştı. Ha, yerelde hemşehrilerimize ben teşekkür ediyorum. Ha, grup başkanlarımıza da meclisteki teşekkür ediyorum. Hem CHP, hem MHP, hem de AK Parti grup başkanlarımız koronavirüsle mücadelemiz noktasında defaten birkaç kez belki de teşekkür yayınladılar. Basında, yayında da bu yer aldı. Çünkü samimi bir gayret içerisinde olduk. Esnafımız kapatmak zorunda mı kaldı ekmek teknesini? Biz mali olarak elimizden geldiğince onlara destek olduk. Bizim kiracılarımız, kafe kiracılarımız, başka kiracılarımız bu noktada sıkıntı mı yaşadılar? Biz onlardan 3 ay boyunca belediyenin kiracılarından şey almadık, kira almadık. Evet. Halk otobüslerinde ciddi sıkıntılar mı oldu? Biz defaten en son 96 bin lira meclisten çıkartmak suretiyle onlara destek olduk. Mali noktada mesela 65 yaş üstü hemşehrilerimizin alışverişi noktasında bütün bu destek olmaya çalıştık elhamdülillah. Ne bileyim, temizlik, dezenfekte önce kamu kurumlarıyla başladık. Bütün kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Yani valiliği, adliyesi, bütün kamu kurumları. Ondan sonra bir baktık, ya biz niye iş yerlerini yapmıyoruz? İş yerlerini dezenfekte ettik. Küçük sanayi sitesi. Bütün dükkanları dezenfekte ettik. Ve geldiğimiz şu noktada apartmanların girişlerine kadar. Hala da devam ediyoruz, onu da söyleyeyim. Geceli, gündüzlü bu noktadaki mücadelemiz devam ediyor. Maske dağıtımı. Biz 1 milyonun üzerinde şu an aklımda değil rakam maske dağıttık. Hele bir tanesi biliyorsunuz, bütün evlere girecek diye şey yaptık, hedef koyduk. Ha, %90-95 oranında da bunu başardık. %95 oranında bütün evlere elhamdülillah şehrimizdeki yıkanabilir maske, sürekli kullanabilecek maskelerini şey yaptık. Ha, bu noktada valiliğimize teşekkür ediyorum. Bütün kamu kurumlarımıza ben teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir işbirliğiyle yaptık ve bu süreci de alnımızın akıyla devam ettiriyoruz diyelim. Çünkü süreç bitmedi. Hemşehrilerimize buradan da çağrı yapalım. Tabi biraz önce söylediğiniz gibi vakalarda artış var. Vakalarda artış olması normal. Şu an her yer açıldı. Düğünler açıldı, kafeler açıldı, lokantalar açıldı. Seyahat özgürlükleri sağlandı. İsteyen istediği yere gidebiliyor. Bütün bu serbestliğe rağmen elhamdülillah Çorum olarak şu an çok iyi bir noktadayız. Ama buradan hemşehrilerimize tekrar bu 3 kuralı hatırlatalım. Maske çok önemli, maske takacağız. Kamusal alanlarda, sokakta, caddede, pazarda mutlaka maskeyi takacağız. İkincisi mesafeyi dikkat edeceğiz. Üçüncüsü ise hijyen noktasında, temizlik noktasında. Zaten milletimizin şiarıdır bu temizlik. Şehrimizde elhamdülillah tertemiz bir şehirdir. Katkılarından dolayı da hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Mesai arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu 3 kurala uyacağız. Allah'ın izniyle bu millet birçok badireyi atlatmıştır. Bu badireyi de atlatıyoruz, atlatacağız. Bizi çok daha güzel günler bekliyor Allah'ın izniyle. Ama bu noktada biraz daha hassas olalım, biraz daha dikkatli olalım. Hemşehrilerimizden de talebimiz bu. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Başkanım, belediyenin performansına gelmeden önce yine mesajlar var. Birkaç tane mesajı da belirtelim, okuyalım buradan. Çünkü takipçilerimiz özellikle de bazıları sorunlarını dile getiriyor. Olur. Barış Kent'in 1,5 senedir yol sorunu varmış. 1,5 senedir sorunun çözümünü bekliyoruz diye bir mesaj var. Yine bir başka mesajda da Akkent'te otobüs sıkıntısı varmış. Onu dile getiriyor. 7.30'da geliyormuş ilk otobüs. Sabah 7.30'da. Daha erken mi istiyor? Daha erken istiyor. TOKİ'den kalsa olur diyor. Yine aynı şekilde. Bir izleyicimiz de amatör sporda belediye sporun futbolda niye olmadığını soruyor. Destek mesajları var yine. Bu millet bildiği siyaset olmamalı. Ayasofya İslam'ın onuru demiş Muammer Mete Efendi. Size İstanbul'dan selam iletiyor. Yine aynı şekilde. Yine Sefer Kurtaran ASKEFE Başkanı COVID-19 konusunda yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor. Bu şekilde mesajlar da var. Evet Sayın Başkanım, 30 Mart. Bunlara cevap vereyim mi yoksa direkt şeyle? Arzu ederseniz cevap da verebilirsiniz. Daha sonra geçelim. Yani Barış Kent yol sorunu demiş. Mesela şu an biz Barış Kent'te kanalizasyonla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. O arkadaşımız onu da yazmış mı bilmiyorum. Biz 31 Mart'ta aday olduğumuzda şöyle bir ifade kullanmıştık. Şehrin çeperlerinden başlayacağız özellikle. Kenar mahallelerden başlayacağız. Toparlaya toparlaya da merkeze geleceğiz demiştik. Tabii merkeze de çalışma yapıyoruz. Ama benim en çok önemsediğim kenar mahallelerden merkeze doğru yürüyüşümüz. Barışkent böyle bir yer mesela. Ben buna örnek yine
yıllar sonra çalışmayla buluşmuş olan bizim bir afet konutlarımız var. Yerini evet. bile bilmiyor hiç kimse. Ben de bilmiyordum, itiraf edeyim. Bahçeliler Mahallesi'ndeki halk buluşmamızda amcamızın bir tanesi dedi ki afet kenti, afet evlerine başkanım sorunlarımız var dedi. Dedim neresi afet evleri? Emin ol şehrimizde bizi izleyen birçok insan da acaba neresi diye şimdi merak ediyorlar. Dedim bak bugün bu program bitsin. İlk fırsatta geleceğim oraya. Oraya gittim. Gittim ki git bitmiyor. Bizim taş ocağımızın falan sağ taraflarında, Melik Gazi Tepesi'nin sağ taraflarında hakikaten unutulmuş bir alan. Bir gittik yolları toz, toprak, ciddi sıkıntılar var. Şu an biz orada 2,5 kilometrelik asfalt çalışmamızı başlattık mesela afet evlerinde. Yine Kamışlı evler var. Kamışlı evlerin yerini belki burada sorsak Kamışlı evler nerede desek emin ol izleyen izleyicilerin önemli kısmı bilmezler. Osmancık istikametinde hemen Mahmut evleri geçer geçmez sağ tarafa döndüğümüz zaman gecekondu diyebileceğimiz zamanında yapılmış 20, 30, 40 yıl önce yapılmış evler var. Yerini bile çoğu hemşehrimiz bilmez, oranın Kamışlı evler olduğunda bilmez. Biz oraya parkından tutun da tüm altyapısını tamamladık. Geçen gittim ben oraya, hepsini bitirdik. Yolunu, altyapısını, parkını, her şeyini bitirdik. Oradaki teyzelerimiz gerçekten dualarla bizi karşıladılar. Dedi ki başkanım şu şey oldu mu dedi şimdi. Otobüs durakları dedi. Yani burası çok nazik, çok güzel bir mekana dönüştü dedi ya. Bu eski otobüs durakları oldu mu şimdi dedi. Hakikaten şöyle bir baktım. Orayı o kadar güzelleştirmişiz ki. Eski otobüs olmadı dedim ya. Vallahi ben de beğenmedim dedim. Ve bir gün sonra biz bu eski otobüs duraklarını da değiştirdik orada. Sadece orada mı? Gülab Bey'in uzakları, Akkent'imiz bizim. Yine bugünlerde arkadaşlarımız şeye giriyorlar. Güzel yurta giriyorlar. Güzel yurt. Kenar mahallelerden başlayarak merkeze doğru Allah'ın izniyle tüm sorunları çözüyoruz. Barış Kent'in yol sorunu da sorun olmakta yakında çıkacaktır Allah'ın izniyle. Orada kanalizasyon çalışmamız devam ediyor şu anda. Akkent otobüsten 7.30'dan önce başlaması ilgili arkadaşlarımızla değerlendirmemizi yaparız. Belediye spor futbolda niye yok? Futbolda biliyorsunuz Çorum Belediye Spor'du. Çorum Spor, evet. Çorum Spor FK oldu. Çorum FK oldu, futbol kulübü oldu. Şu an bu şekilde devam ediyor. Futbolda da çok güzel amatör takımlarımız var. Onları destekliyoruz. Hatta belki yayınımız içerisinde konuşuruz. Onlara yeni iki tane nizami sahayı da yapıyoruz. Başkalarını da yapıyoruz Allah'ın izniyle. Sefer Bey'e de Covid'den dolayı yaptığı teşekküre ben de teşekkürle cevap vereyim. Evet, bu arada bugünün rakamlarını arkadaşlar ilettiler. Toplam bugün test 42 bin, vaka sayısı 933'e, binin altına düşmüş. Şükürler olsun, inşallah daha da çok düşecek. İnşallah. 21 can kaybı var, Allah rahmet eylesin. İnşallah. İyileşen sayısı da 1087. Bu notu da paylaşarım sevgili seyircilerimizle. Evet Sayın Başkanım, geride kalan 16 evet. aylık süreçte öncelikli olarak belediyede sizinle birlikte ne değişti? Öncelikleriniz nelerdi? Bununla başlayalım. Daha sonra da detaylandırarak devam edelim istiyorum. Tabii memnuniyetle. Şimdi bizim geldiğimiz 31 Mart itibariyle birinci önceliğimiz mali disiplindi. Mali disiplin. Evet. Belediyenin mali yapısının bir yola girmesiydi. Çünkü o mali disiplin olmadan hiçbir şey yapamazsınız açıkçası. Bunu önemsedik ve geldiğimiz günden bugüne gelinceye kadar da bu mali disiplin noktasında elhamdülillah o kadar güzel bir mesafe aldık ki bunu ifade edeyim. Tüm hemşehrilerimiz müjdeli bir şekilde ifade edeyim hem de. Bana deseler ki 31 Mart'ta önüne gelen mali tabloyla tabloyu ortaya koy. Bir de işte 16 ay sonra bugünkü mali tabloyu ortaya koy deselerdi ben inanamazdım yani bu noktaya gelebileceğimizi, mali disiplini bu kadar kısa süre içerisinde sağlayacağımızı inan ben bile hayal edemezdim. Bu noktaya gelmemizde tabii Rabbimizin bize olan desteği, halkımızın duasının ben en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Yani kendi becerimiz, kabiliyetimiz şeklinde düşünmüyorum. Rabbimizin bize bir desteği, yardımı olarak düşünüyorum. Onun yardımı olmadan bizim başarılı olmamız mümkün değil. Cumhurbaşkanımızın desteğini hiç yadırgamayalım. Sayın Cumhurbaşkanımız nerede daraldıysak, nerede kendisine ulaştıysak orada elimizden tuttu. Elhamdülillah o bize mali konularda ciddi ivmeler kazandırdı. Yine Çorum'daki birlik beraberlik, bak bu da çok önemli. Eğer siz kendi içerinizde çatışıyorsanız, birlik beraberliğiniz yoksa şu anki geldiğimiz noktaya gelebilmemiz de mümkün değil. Bu anlamda başta Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Özellikle 3 tane AK Parti milletvekilimizin her birine de. Ahmet Sami Ceylan vekilime, Oğuzhan Kaya vekilime, Erol Kavuncu vekilime teşekkür ediyorum. Yine il başkanımız Yusuf Ahlatçı başkanımıza,
Çok teşekkür ediyorum. Diğer teşkilatımızın diğer mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Eğer biz bu kadar kısa sürede mali noktada geldiğimiz iyi bir noktaya gelmişsek, bu birlik beraberliğin, kardeşlik ruhunun, birlikte takip etmenin ve birlikte netice almanın, onun mutluluğunu beraber yaşamanın payını da teslim etmem lazım huzurlarında. Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, bakanlıklarımızdan başlayarak her birine teşekkür ediyorum. Şimdi şu tablo aslında büyük oranda her şeyi anlatan bir tablo ve benim çok önemsediğim bir tablo. Mali disiplinin hangi noktaya geldiğini gösteren çok önemli bir tablo. Herhalde evet, arkadaşlarımız bu kamerada gösterebiliyorlar. Şimdi gelir gider dengesi buradaki şeyimiz. Evet. Gelir giderde bir denge olacak ki evde bile böyledir. Gideriniz çoksa, geliriniz azsa ev ekonomisi bile sıkıntı yaşar. Bu nedenle mutlaka gelir gider dengesini sizin sağlamanız lazım. Gelir gider dengesini sağlamadan herhangi bir şekilde sizin başarılı olabilmeniz mümkün değil. Bu tabloyu bu yüzden ben çok önemsiyorum. Bu tablo ne? Bu tablo bizim faaliyet raporumuzda ilan ettiğimiz tablo. İsteyen tüm hemşehrilerimiz belediyemizin internet sitesine girdiği zaman faaliyet raporumuzda bu tabloların hepsini görebiliyor. Ben burada bir tanesini getirdim. Birçok tablo var. Şimdi 2017 yılında belediyemizin, Çorum Belediyesi'nin bütçe gideri 425 milyonmuş. Küsürleri evet. Söylemiyorum. 425 milyon neyimiz var? Giderimiz var. 2017'de. Gelirimiz ne? 277 milyon sadece gelirimiz var. Aradaki fark 148 milyon bütçe açığımız var. %53. Yani böyle bir bütçeyle düşünün. Maaşınız 1000 lira, 2000 lira harcıyorsunuz her ay. Bunun döndürebilmesi falan mümkün değil. 2017'deki gelir gider dengemiz aslında dengesizlik olarak ortada. 2018'e geldiğimiz zaman giderlerimiz bu sefer 489 milyon çıkıyor. Pardon başkan, bu dengesizlik acaba o dönemleri hatırlıyorum da yatırımların... Bunların hepsini olması... anlatacağım ben. Anlatacağım. Peki buyurun. 489 milyon giderimiz var 2018'de. Gelirimiz 330 milyon. Arada 158 milyon fark var. Ve bütçe açığımız %48. Ya az şey yok, yine %50. %50. Yani 489 milyon harcıyorsunuz, 330 milyon geliriniz var. 2019'a baktığımız zaman, ki 2019 Mart'tan itibaren artık bizim geldiğimiz dönem, 307 milyon giderimiz var. Giderlerimizde gerçekten ciddi bir düşüş var. Giderlerimizi, çünkü nasıl siz dengeye ulaşabilirsiniz? Giderinizi azaltacaksınız, gelirinizi artıracaksınız. Bunun çok basit yöntemi budur. Şeye baktığımız zaman, gelirlerimize baktığımız zaman 343 milyon gelirimiz var 2019'da. Bu şu demek, bütçe %11,65 fazla verdi demek. Bu şu tablo 2017, 2018, 2019 her şeyi net olarak gösteriyor. Mali disiplin anlamında büyük bir başarıyı ortaya seriyor. %53 bütçe açıklarından, %48 bütçe açıklarından %11 bütçenin fazla verdiği, bu şu demek, gelirimiz daha fazla 343 milyon, giderimiz daha az 307 milyon. Peki şu aradaki fark nasıl giderilmiş? Yani gelir gider dengesi açısından. Bu da borçlanmayla yapılmış tabii. Evet. Şu tabloda bunu gösteriyor. Bu tabloda çok önemli bir tablo. Şimdi bizim 2017 yılında şu turuncu olanlar borçlanma, mavi olanlar ödemeleri gösteriyor. Yani ne kadar ödemişiz, hangi yılda ne kadar borçlanmışız bunları gösteriyor. 2017 yılında 128 milyon borç almışız, borçlanmışız. 2017, 128 milyon. Peki ne kadar ödemişiz? Buna karşılık 18 milyon ödeme yapmışız. 2018 yılına geldiğimiz zaman bu sefer 238 milyon borçlanmışız. Borç yükümüz daha da artmış. Ne kadarlık bir ödeme olmuş? 84 milyon bir ödeme yapılmış. Şu 238 milyonluk borçlanma bir yıl içerisinde sadece. Yine bir yıl önce de 128 milyonluk 2017'de de bir yıl içerisindeki borçlanmaları gösteriyor. Ödemelerinde ne kadar düşük olduğu da açıkçası ortada. Arada ciddi bir işte bütçe açığı dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Ciddi borçlanmalar var. Peki 2019'da Mart itibariyle başlamış olduk biz. Burada durum nedir? 14 milyonluk bir borçlanma yapılmış bu sefer turuncu. Mavi olan kısımda 48 milyon gibi bir ödeme yapılmış. Ve aradaki bu sefer pozitif bir şeye dönüşmüş. Bu 14 milyon da ben şuradan kameraya da bakarak da açık yürekle şunu ifade edeyim. 31 Mart'tan bugüne gelinceye kadar Çorum Belediyesi tek kuruş borçlandırılmamıştır.
Şu evet. ana kadar her ne yaptıysak tamamı öz kaynakla yapılmıştır. Bir kuruş bizim dönemimizde Ali İbrahim Aşkın'ın 31 Mart'ta başlamasına itibaren herhangi bir borçlanma hiçbir yere yapılmamıştır. Peki şu 14 milyon nedir? O ikinci ayın 13'ünde yani Şubat'ta Mart'ın 31 bizim biliyorsunuz 10 milyonluk bankalardan bir borçlanma yapılmış. 4 milyon 600'de işte bir takım yatırımlarla ilgili olarak İller Bankası'ndan yapılan borçlanmalar. Dolayısıyla 14 milyon bu 14 milyon da 31 Mart'ın öncesine aittir. Bizim mali disiplini sağladığımız dediğimiz, belediye açısından en önemli icraatımız olarak ifade ettiğimiz, önümüzü görme noktasında çok iyi bir noktaya geldi bir nokta. Peki bunu yapınca ne oldu? Mesela şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz kiralık araçlar sürekli belediyede yok kiralık şöyleydi böyleydi üzerinde çokça konuşulan meselelerden bir tanesiydi. Sadece bir örnek vermek istiyorum bu konuda. Biz dedik ya belediye olarak bu araçları bir satın alalım. Yani niye kiralıyoruz? 4 yılda amorti ediyor. 4 yıl sonra da araçlar belediyemize kalıyor dedik. Arkadaşlara dedim bu araçları kiralayalım. Bir maliyet çıkartın nasıl olacak? Çünkü 52-53 tane araç bu. Böyle 1-2 tane araç değil. Arkadaşlar bir maliyet çıkarttılar. İşte 10 milyona yakın diyelim bir maliyet. Nasıl yapacağız bunu? Başkanım biz bunun ödemesini yaparız öz kendi kaynaklarımızla. Borçlanmaya falan gerek yok dediler. Ve biz sıfır borçlanmayla 52 aracın tamamını aldık. Hepsinin ödemelerini yaptık. Hiç de borçlanmadık. Şimdi kalan birkaç aracımız kaldı. Onu bekliyoruz. Araçlarımızın 40 civarındası da geldi. Şu an o gelen araçların kiralıklarla ilgili kısmını neticelendirdik. Nakit ödeme mi yoksa nakit, taksit nakit, mi? Nakit. Hepsini peşin ödedik. Hiçbir şekilde borçlandırmadık. Hepsini nakit ödedik. Ve şu anda birkaç aracımız kaldı. Onlar da gelince saat kulesinden yukarı nereye kadar gidecekse inşallah oraya kadar götüreceğiz. Dolayısıyla bizim bu mali disiplin noktasındaki geldiğimiz nokta, tekrar ediyorum, hakikaten 31 Mart'ta geldiğim zamanki tabloya bakayım, bir de bugüne bakayım, ben bunu hayal edemezdim, onu söyleyeyim. Rabbime tekrar bizi bugünlere gösterdiği için şehrimiz adına da çok önemli bu, hamd ediyorum. Şehrimiz adına, biraz önce söyledim, aldık. Daha aldığımız birçok şey var ya, yok yeşil evdi, bilmem şu evdi, bu evdi, biz onların hepsini hiçbir şekilde borçlanmadan ödedik, yıktık. Biliyorsunuz onları. Evet. Aşağı sanayide. Ödüyoruz, yıkıyoruz. 3 milyon mu oraya ödedik? O 3 milyon ödedik. O mahkeme kararıydı zaten. Mahkemenin vermiş olduğu bir karar vardı. Biz mahkemenin kararını yerine getirdik. Nakit olarak parayı yatırdık ve orayı da yıktık. Şimdi buradan mesela orayla o yolla ilgili de bir şey söylemiş olayım. Ben sadece yeşil ev var sanıyordum orada. Daha sonra önümüze bir de gri ev çıktı. Orada bir de gri ev var. Hakikaten öyle. Biraz ilerliyorsun o yeşil evin olduğu yerden. Köşede. Yıktığımız Bilsem'in hemen bu tarafında bir tane ev yolun ortasında. Bu niye ortada duruyor dedim. Başkanım bu yola geliyor ama biz yolu biraz yukarıdan kaydırırız. Az burayı daraltırız. Bizim için sıkıntı değil bu. İşte yolu şöyle daraltırız falan. Olur mu öyle dedim ya. Biz böyle güzel bir yol açacağız. Sağdan soldan açacağız. Olmaz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da alacağız dedim. Ve onu da aldık biz. 6 tane daire vardı. Herhalde yani 1 milyon 300 civarında hatırlıyorum ben toplam ödediğimiz parayı. 3 aşağı 5 yukarı bu civardaydı. Onu da biz peşin yaşadık, yatırdık. Herhangi bir şekilde de bir yere borçlanmadık. Ve bugün itibariyle de yıkımı hazırladılar arkadaşlar, boşalttık. Pazartesi günü itibariyle de yıkımını da başlatıyoruz. Dolayısıyla orada en ufak bir metrelik bir sıkıntımız kalmıyor. Ve yolu da zaten çalışmalarda yoğunmalı bir şekilde devam ediyor. Başkanım o yolun devamında kavşakla ilgili bir düzenleme yapılacak. Şu an başladık. Orada kavşak. Tabii iki gündür o kavşakla ilgili de yapılıyor. 23 Nisan kavşağı biraz daha adliye tarafına doğru aşağı doğru iniyor. O yol birbirini karşılıyor Eşref Hoca Caddesi'nden. Hmm. Oradan gelen hemşerimiz yani düşün Karakeçi yoluna Gazi Caddesi'nden sağa döndüğün zaman bin evlere kadar devam et git. Oradaki o şeyde kavşakta ona göre şu an düzenleniyor. Başladı onun çalışması da. Dolayısıyla bu mali disiplin gerçekten bizim için, belediyemiz için, şehrimizin geleceği için, yavrularımızın geleceği için çok önemliydi. Halil İbrahim Aşkın bu 16 ayda ne yaptı derseniz sadece bu tablolar Allah'ın izniyle esasını gösteriyor. Ha şu var. Bazen deniyor ki işte ya eskiler de AK Partiliydi. İşte Halil İbrahim Aşkın dönemi vesaire. Ya bunu vatandaşların bilmesinde bir mahsur yok. Ben herhangi bir şekilde geçmişi burada eleştirmiyorum, karamıyorum. O günde arkadaşlarımız, o dönemki AK Partili belediye başkanımız, yönetimi şöyle karar vermiş. Demiş ki ya biz borçlanalım. Borç yiğidin kamçısıdır.
biz işte stadyumu yapalım, biz ne bileyim kapalı spor salonu yapalım, biz işte şunları şunları yapalım diye o günkü böyle bir tercihte bulunmuşlar. 238 milyon bir yıl borçlanılmış. Bir önceki 128 milyon borçlandırılmış. Toplamda baktığımız zaman neredeyse 2 yıl içerisindeki borçlanma 350-400 milyonu bulmuş. Ve bununla da yapılmış. Ha bunların ödemeleri. Bunların ödemelerini biz şu anda yapıyoruz. Ödemelerle ilgili herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Döndüremeyeceğimiz bir borcumuz yok. Mesela benim ilk geldiğimde belediyeye gelirken vallahi acaba hangi alacaklı bizi karşılayacak da niye şu şeyi ödemediniz, başkanım şöyle böyle diyecek diye ben düşünüyordum. Elhamdülillah 2-3 ay böyle geçti. Ondan sonra biz başta kendi esnafımız olmak üzere, Çorumlu esnafımız olmak üzere gecikmiş bir tane borç bırakmadan tamamını ödedik. Şu an bizim Çorum Belediye'mizin gecikmiş bir tek kuruş borcu yoktur. Bütün borçlarımızı zamanında ödemişizdir, ödemeye de devam ediyoruz. O bankalı olan borçlarımız, İller Bankası borçlarımız da mali disiplin içerisinde ödenmeye devam ediyor. Şu an elhamdülillah yaptığımız o çalışmalarla, o gelir gider bütçemizdeki dengelemeyle bu noktaya geldik. Ve şu anda da elhamdülillah, Allah'a hamd ediyorum, gecikmiş tek kuruş borcumuz yok. Bizim dönemimizde bir kuruş borçlanma elhamdülillah evet. Yok. Bundan sonraki süreçte borçlanma hakkımız mı yok? Mesela bizim ilk geldiğimizde bankalar selam vermiyor idi doğru düzgün. Böyle borç falan desek zaten öyle bir şey konuşamıyorduk bile. Ama ondan sonraki dönemde biz meclisten de 50 milyonluk yetkiyi çıkardık. 50 milyon borçlanma yetkisini çıkardık. Şu an bankalar ya para lazım değil mi diyor, ya para verelim size. 50 milyon bak borç şeyiniz var, hakkınız var. Bu hakkınızı kullanın. Biz onlara şunu söylüyoruz. Evet gereği olur, ihtiyaç olur. Biz bu hakkımızı kullanırız. Ama şu an itibariyle böyle bir ihtiyacımız söz konusu değil. Allah'ın izniyle biz şu an itibariyle kendi imkanlarımızda, kendi yağımızda kavruluyoruz ve hizmetlerimizi aksatmadan devam ettiriyoruz. Evet Sayın Başkanım, biraz nefeslenin. Bu arada ben de izleyicilerimizden gelen mesajları okuyayım. Eyvallah. Hakikaten çokça mesajlar geliyor. Teşekkür ediyoruz bizi takip edip bu mesajları dileklerini bizimle paylaştıkları için. Talip Alay diyor ki Sayın Başkanım, Çiftlik Çayırı 2. Cadde 37. Sokak 54. Sokakta tozdan geçilmiyor, bir şikayetini dile getiriyor. Muammer Mete yine İstanbul'dan, leblebi sizden, çay bizden bekliyoruz Sayın Başkanım diyor. Yine aynı şekilde Uğur Akbal, Yavru Turna 2. Sokaktaki yolun açılmasını bekliyoruz diyor. Resmi daireler orada saygılarımla demiş. Bengül İsmail Sönmez, TOKİ işçi kesim olduğu için erken o yine otobüsle ilgili. Tamam, oraya ciddi bir problem evet, anlaşılan evet, ona bakacağız evet, inşallah. Aynen öyle, öyle bir durum söz konusu. Yine bir izleyicimiz selamlarını iletmiş Boğazkale'den. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Evet, çokça mesajlar var. Selam bölümünü teşekkür ederek geçiyorum Sayın Başkanım. Özellikle de bir isteği, talebi, sorunu olanlara buradan daha çok okuyayım, size aktarsınlar istiyorum. Evet. Yine bir izleyicimiz diyor ki, helal sana başkanım, 96 dönümü imarla ilgili sanırım bir sıkıntısı varmış. Onu niye hilal demiş onu anlamadım ben. Buhara Evler Mahallesi'nde yine ne diyor, 96 dönümü imara sokmadınız. Bir de ilk okul, ortaokul, lise, cami yaparsanız diye bir şikayetini dile getiriyor ama neresi olduğunu yazmamış. Tamam, ben biliyorum yerini. Öyle mi? Tabii. Yazdıklarını okur musunuz diye şey yapmış. Yine aynı şekilde kolaylıklar diliyor. Emirler Köyü'nden Yasin kardeşimiz, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Evet, bu izleyicilerimizden bunlara gelen... Söyleyeyim bir şeyler? Tabii ki, memnun oldum. Tabii şimdi Çiftlik Çayırı deniyor, şu an bizim oradaki çalışmalarımız devam ediyor. Asfaltla ilgili olarak biz geçtiğimiz yıl 70 bin ton asfalt döktük. Bu yılki hedefimiz 100 bin ton. İnşallah bunu da ulaşacağımıza yürekle inanıyorum. Tabii birçok sıkıntılı bölgemiz var ama biz burada şu yöntemi tercih ediyoruz. 15 tane mahallemiz var. Adalet bizim için çok önemli. Muhtarlarımızla işbirliği içerisinde karşılıklı iyi niyetle öncelik sırasına göre, muhtarlarımızdan gelen taleplerimize göre bir sıraya göre yapıyoruz. Çiftlik Çayırı bizim için çok
önemli. Allah'ın izniyle bu yıl içerisinde de şu anda da zaten orada çalışmalar devam ediyor ve tamamlayacağız burayı da. Mesela bazen şöyle oluyor. Acele ediyorlar, yanlış yapıyorlar. Şimdi Bayat Gediğinde bir bölge var. Dediler ki burayı asfalt yapmamız lazım. Ben gittim oraya baktım. Bayat Gediğinde şu an sokakları hatırlayamıyorum. Kısmen yapılanma var ama tam yapılanma tamamlanmamış. Ama haklılar oradaki hemşehrilerimizde. Toz yutuyorlar sürekli kısmen o yapılaşmanın tamamladığı yerler. Arkadaşlar dedim ki bak bizim yaptığımız işi sağlam yapmamız lazım. Orası 6 metre ise şu an metreleri çok hatırlamıyorum da. Normalde 12 metre. O normal 12 metreye göre siz altyapısını falan gayet muntazam bir şekilde Bayat Gediği'nin asfaltını biz dökelim dedim. Muhtarımızla da beraber vesaire. Orada çalışmaları başlattık. Ondan sonra hazır orada bizim hem şeyimiz çalışıyor, ekiplerimiz çalışıyor. Baktım basında, yayında, notlarda hakkımızı helal etmiyoruz diyenlerimi arıyorsun. Bilmem tozdan geçemiyoruz diyenlerimi arıyorsun. Ya bu teknik olarak okus pokus. İşte asfalt yaptım böyle bir şey yok bir. İkincisi diyelim altyapıyı yaptınız. Oturmasını beklemek zorundasınız. Bunun kuralı bu. Eğer oturmasını beklemezseniz siz orada sadece silindirle geçip üzerine asfaltı dökerseniz 2 gün sonra kırılacak, dökülecek. O asfalt asfalta benzemeyecek. Arkadaşlarıma da ben haber gönderdim ki bak sabresinler. Orada yapılacak. Yapılıyor zaten. Çalışma var. Hem de hayal edemedikleri gibi yapıyoruz biz. 6 metreye 12 metreye çıkartıyoruz. Tüm kaldırımlarıyla beraber yapıyoruz. Nihayetinde işte hakkımızı helal etmiyoruz falan. Şimdi muhtarımızdan haber gönderiyorlar bana. Diyorlar ki ya başkanımıza çok ayıp ettik. Çok yanlış yaptık. Şimdi bitirdik tabii. Orayın asfaltını her şeyini bitirdik. Bize hakkını helal eder mi diyorlar. Tabii biz bütün hemşehrilerimize hakkımızı helal ediyoruz. Ama hemşehrilerimiz bizim samimiyetimize inansınlar. Şehirde nerede asfalt gerekiyorsa, nerede hizmet gerekiyorsa hiçbir fark gözetmeden. Mesela biz Mavra Sokağı biliyorsunuz yıllardır sıkıntılı bir yerdi. Biz bir metre kazmak suretiyle bütün altyapısını yenilemek suretiyle yaptık. Şimdi bize dua ediyorlar. Yapılırken bazıları toz toprak diye de bize işte eleştiriyorlardı. Şimdi tertemiz oldu, çok mutlular. Ama biz sadece Mavra Sokağı mı? Bahar 1. Cadde. Bahçelievlerin en üst noktasında bir yer. Otobüs hattının geçtiği bir yer. Biz orayı da bir metre kazdık. Oranın da altyapısını komple yaptık. Bir de yaptığımız işleri gerçekten sağlam yapıyoruz. Hemşehrilerimiz yaptığımız işlere bakarlarsa, o bölgedeki insanlar özellikle, ne kadar ciddiyetle yaptığımızı, böyle evladiyelik derler ya, evladiyelik yaptığımızda göreceklerdir. Çiftlikçayır içinde sabretsinler. Onları zaten şu an çalışma yapılıyor. Orada da tamamlanmış olacak. Yavru Turun 2. sokak. Şimdi biz yeni yollar açıyoruz. Özellikle trafik noktasında bu yolların açılması çok önemli. Mehmet Bey, Karakeçi yolumuz şimdi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi. Evet. Orayı açıyoruz. Onun dışında mesela bu Yavru Turun 2. sokaklarda devam ettirdiğimiz yol genişletmesi yaptığımız iki yer var. Bir tanesi Kulaksız Camisi'nin önünden geçen cadde. Orada çok az yerimiz kaldı. Hatta bugün de bir kamulaştırma kararı aldık orayla ilgili. Orayı geniş bir şekilde askerlik şubesine bağlıyoruz. Bir iki tane noktada yıkılması gereken yer kaldı. Kamulaştırmamızı da aldık. Orayı da yıkacağız. Ve orayı geniş bir yolla Gazi Caddesi'nden askerlik şubesine bağlamış olacağız. Yine kent meydanımızda otoparkın girişi meydanın arka tarafından biliyorsunuz. Onun önünden Kıbrıs Caddesi'ne bizim geniş bir yolumuz var. Onunla ilgili olarak da başkanım burada hakikaten bir yol keşmekeşliği var. Yani sağdan gitmeniz gerekirken soldan gitmek zorundasınız. Öyle bir şey de var. Bir de biz o yolları da genişletiyoruz Mehmet Bey. Yani onu anlatıyorum. Orada da yine biz kamulaştırmalarımızı yaptık. Hatta orada bir kabir var. Kimine evet. ait olduğu belli olmayan. Bugün itibariyle onun nakil kararını da aldık. İnşallah oradaki kabrimizi de ulu mezarlığa taşıyoruz. Ve o caddeyi de tamamen genişletiyoruz. Mesela bizim şu an çalışmasını yaptığımız Tarım Caddesi var. Şehrin genişletilmesi evet. adına yine Yavru Turun 2. sokak değil sadece. Orayı da yapıyoruz da başka yerlerden de ben bahsediyorum. Tarım Caddesi'nin neresi? Millet Bahçesi. Aşağı sanayinin içerisinden geçiyor biliyorsunuz. Millet Bahçesi Tarım İl Müdürlüğü'nün yanından. Sağ tarafınca Hıdırlık. Karşıya, karşıda böyle biraz şey var. Yıkılmış, açılmış yol var. Orada kilitleniyor. Biz şimdi orayı İskilip Caddesi'ne açıyoruz. Onunla ilgili de son noktaya geldik. O yolda açıyoruz. Başka açacağımız yollar da var. Yollar medeniyettir. Sadece Yavru Turun'a değil, bu şehirde trafiği rahatlatacak birçok noktada yol çalışmamız var. Kamulaştırma diyorum sürekli. Para var, huzur var. Elhamdülillah biraz önceki mali disiplinle de bunları yapabilecek güce ulaşmış durumdayız. Ve bunları da yapacağız. 96 dönemi imar falan demiş. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim imarla ilgili
Adalet dışında başka bir şey hiç kimse bize beklemesin. Haklı her talebi yerine getiririz. Kimden olduğuna bakmadan, hangi isme ait olduğuna bakmadan haklı tüm talepleri yerine getiririz. Sadece parsel bazlı da yapmayız. O talep haklıysa bütün ada, o bölge neyse şu ana kadar ki özellikle hemşehrilerimiz bu özelliğimizi çok iyi bilirler. Hiçbir şekilde adaletten ödün vermeden, hakkaniyetten ödün vermeden bu milletin emanetine sahip çıkarak gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bunun için teşekkür, eyvallah. Ama bu bizim vazifemiz. Bu kente sahip çıkmak, bu kente sahip çıkarken de adaletle, hakkaniyetle sahip çıkmak bizim vazifemiz. Bu sorumluluğumuzun farkındayız. Huzur-u ilahide de bunun hesabını vereceğimizin de bilinciyle hareket ediyoruz. Evet Sayın Başkanım, yine çalışmalara geçmeden önce bir iki tane soru var. Onu da önemli gördüğüm için belirtmek istiyorum. Erzurum Dede bölgesinde bir tapu sorunu var. Bununla ilgili bir şey gelmiş, soru gelmiş. Nedir? Yani Erzurum gelişme ne? Bir diğeri de Osmancık Köprüsü. Evet. Şimdi Erzurum Dede bölgesinde şu an askıda olan çalışmalarımız var, askıya gelecek çalışmalarımız var. Erzurum Dede bölgesi ve TOKİ'ye ayrılan eski kışlanın olduğu yer, o bölge tamamen 3 milyon metre karelik, yanlış hatırlamıyorsam, bir alan. Bu alanla ilgili olarak yeni şehir projesi, belki birazdan projeleri konuşurken de konuşacağız, bir çalışmamız var. Bu çalışmamızda biz Şehircilik Bakanlığımızla istişareli bir şekilde epey ilerlettik. Bakanımız buraya geldi, biz oraya gittik. Arkadaşlarımız, teknik arkadaşlarımız, şehir plancılarımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İnşallah kısa süre içerisinde de bunu tamamlayacağız. Erzurum Dede deyince biraz önce yollarla da ilgili konu gelmişti. Onu hemen ifade edeyim. Bizim Erzurum Dede bölgesinin hemen ön tarafında biliyorsunuz biz 13 metrelik yeni bir yolun asfaltını döktük. Şeye kadar getirdik onu. Mimar Sinan Mahallesi, Gülabey Mahallesi, eski kışlanın hemen üstünden, MIT'in karşısından hastaneye kadar aşağı yukarı getirdik. Orada küçük bir kamulaştırma alanımız var. Şu an kamulaştırma kararı aldık. Orayı da açacağız ve 13 metrelik o yolumuzu oraya bağlamış olacağız. Ulaşım açısından çok önemsiyoruz. Ankara yoluna alternatif bir anlamda da. Tabii. Asfaltını falan döktük zaten. Az bir kısım kaldı. Orada kamulaştırdıktan sonra da tamamlamış olacağız. Ama bizim mesela küçük sanayi sitesine bir tane yeni alternatif giriş yolu, bağlantı yolu vaadimiz vardı. Allah yardım etti. Bizim bir tane yeni bir giriş yolu, yeni bir bağlantı yolu yapacağız. Küçük sanayi sitesiyle şehri daha hızlı bir şekilde buluşturacağız. Sözümüz yerde kalmadı. 3 tane bağlantı yolu yaptık. Bak onlardan bir tanesi geçtiğimiz günlerde tamamladık. O kadar mutlu ki oradaki hemşehrilerimiz. 19. cadde, Cemil Bey Caddesi'nden yeni bir giriş verdik. Çok geniş bir yolla verdik. Sadece 19. caddeyi yapmakla da kalmadık. Etrafındaki tüm caddelerin asfaltını, kaldırımını bitirdik. Ben oraya bir gittim. Çalışmalar yapıyoruz. Esnaf birikmiş. Biri diyor ki başkanım, Allah razı olsun geldiniz ama diyor, benim dükkan aşağıda kalıyor, benim dükkan yukarıda kalıyor, benim, inan böyle bir o tarafa dönüyorum, bir o tarafa dönüyorum. Teknik arkadaşlar da ne yapacağını şaşırdılar. Çünkü orada yılların biriktirdiği bir sıkıntı var. Eski binaların koduyla yapılan yenileri farklı. Siz yeniye göre yapsanız eskiler bilmem yukarıda kalıyor. Siz eskiye göre yapsanız yeniler havada kalıyor falan, aşağıda kalıyor. Çok ciddi bir problem. Emin ol, günlerce düşündük ya bunu nasıl çözeriz, nasıl çözeriz, nasıl? Yani sanki böyle esnaf da ya bunu çözemez, nasıl çözecek yani? Birisi burada, birisi burada dükkanın. Ben buradan teknik heyetimizde gerçekten çok kıymetli arkadaşlarımız var. Fen işlerimizde, yol yapım ekibimizde. Onlara teşekkür ediyorum. Mehmet Bey, siz istiyorsanız çözümü dükkan hesap ettiler. Bu dükkanın aşağı inmesi lazım, orayı kazdılar. Şu dükkanın yukarı mı çıkması lazım kodunun, burayı doldurdular. Ve şu anda ben geçen oraya gittim. O kadar harika bir yol olmuş ki. Ve esnafımız diyor ki başkanım biz bile hayal edememiştik. Bu kadar çözüleceğini. Hem aşağıda kalanların hem yukarıda kalanların bu kot farkının bu şekilde çözüleceğini vallahi biz de düşünmemiştik. Samimiyet olunca da netice oluyor ve 19. caddeyi açtık. Çok da güzel oldu. Oradaki hemşehrilerimize, esnafımıza hayırlı olsun. Yetmez, biz 15. caddeyi şu an sonuna getirdik. Biraz önce Erzurum Dede caddemizden bir yol açıyoruz. Onun da son aşamasındayız. Orayı da asfaltlayacağız. Asıl bir tanesini de hastanenin hemen karşısından, Erol Olçak'ın hemen karşısından yine yeni bir yolla, orada sağlık koleji falan var biliyorsunuz. Galericiler sitemiz var. Onun hemen yanından dağları delerek adeta, ki o dağı deldik ve Allah'ın izniyle o yolumuzu da, asfaltını da tamamladık. 3 tane yolumuzu da orada açmış olduk.
Olduk. Elhamdülillah. Evet, Sayın Başkanım. Vallahi izleyicilerimiz sizden bu şekilde heyecanlı, hararetli bir ya benim, konuşma gelince... ben heyecanı seviyorum ya. Heyecansız güzel, olmaz. Aşksız evet, olmaz. Güzel. Aşkına çalışan da yorulmaz. Yani aşkına çalışıyoruz. Çok güzel bir slogan. Elhamdülillah. Yani aşkına çalışıyoruz. Yine izleyicilerimizin bazılarının mesajlarını okumak buyurun, istiyorum. Buyurun lütfen. Diyor ki yeni hastanenin önüne tehlike arz ediyor. Üst geçit konusunda sanırım. Ha şey derken Osmanlı Caddesi'nde köprüyü unuttum. Ha köprüyü evet. Yani o, istersen onu oradan da bahsedeyim. Evet ben şu onu da şey yapın, konuyu da şey yapayım. Bağlayalım olur. İsterseniz olur. Sayın Başkanım. Özellikle de Erzurum Dede ile ilgili bu tapularla ilgili imar planını Muzaffer Başkan zamanında tamamlanmıştı diyor. Tapular neden çıkmıyor diye sormuş. Yine oradan 18 Mart'ta uygulaması bitmişti. İhale süreci çoktan bitti diyor. Tapular neden çıkmıyor diye bir izleyicinin sorusu var orayla alakalı olarak. Evet Sayın Başkanım bu şekilde devam edelim. Evet şimdi isterseniz. Osmancık Köprüsü'ne geldiğimiz zaman. Sayın Başkanım izleyicilerimiz o kadar takip ediyorlar ki ne oldu Osmancık Köprüsü neden değinmiyorsunuz diye tekrardan mesaj atmış. Biz değiniriz. Milletimizin evet, değindiği, milletimizin için önemli olan her husus bizim için de önemlidir. Osmancık Köprüsü ben çok iyi biliyorum. Ben de o mahallede oturuyorum zaten. Ulukavak Mahallesi'nde 40 yıldır. Orada gerçekten eleştiri konusu olan yıkılmasının böyle beklenildiği bir köprü. Zamanında yapılmış. Şu anda ölümlü kazalar olmaması açısından da elhamdülillah bir işlev görmüş. O köprü yapılmadan önceki dönemlerde ölümlü birçok kazanın olduğu aynen, bir yer. Can kayıplarını azaltmış olması bir kere bizim için önemli. Ha o köprü şehre yakışmıyor. Herkes bunun farkında. Ama biz alternatifini yapmadan orayı yıkamayız. Önemli olan o köprünün ihtiyaç olmaktan çıkartılması gerekiyor. Bu anlamda da biz İskilip yolundan gelen şu anda inşaatı devam ediyor. Asfalt çalışmaları devam ediyor. Bu girişi çok önemsiyoruz. Ulaştırma Bakanımızı bizzat getirdik. Hemşehrilerimize de bilenler mutlaka var. Bilmeyenler açısından ifade edeyim. Biliyorsunuz Akşemseddin Camisi'nin hemen yanından Akşemseddin Caddesi geçiyor. Evet. Akşemseddin Caddesi çevre yoluna geliyor. Çevre yolundan şu anda sağa dönüyor, devam ediyor. Samsun istikametine yeni projemizle karşıya geçiyoruz biz. Karşıya geçiyoruz. Karşıya nasıl geçiyoruz? Karşıya aynen Buhara Kavşağı'nda, yukarıdaki Buhara Kavşağı'nda olduğu gibi farklı düzeyde kavşakla oradan geçiyoruz. Bununla ilgili olarak da proje aşamaları tamamlanmış durumda. Uygulama ihalesinin de bu yıl sonu itibariyle çıkacağının bize müjdesini açıkçası verdiler. Özetle şu. Biz Akşemseddin Caddesi'ni yeni çiftlik Akşemseddin Caddesi'ni şeye bağladığımız, yeni İskilip yoluna bağladığımız andan itibaren boşa çıkmış olacak şey. Yukarıdaki köprümüz. O zaman hemşehrilerimize diyeceğiz. Oradaki trafik yoğunluğu zaten bitecek. Çünkü Osmancık'tan gelen araçlar, sadece Osmancık'tan değil, Kargı'dan, Dodurga'dan, Laçin'den, Oğuzlar'dan, İskilip'ten, Bayat'tan, Uğurludağ'dan. 8 tane ilçemizin girişi yeni İskilip yoluna verilecek. Osmancık'tan gelen ve o istikametteki diğer ilçelerden gelen araçlar da yeni İskilip yoluna verecek. Dolayısıyla Osmancık Caddesi'ndeki köprümüzün yükü gerçekten çok çok hafifleyecek. Hafifledikten sonra hemşehrilerimiz derlerse ki başkanım zaten burada artık bir sıkışma, herhangi bir şey yok. Kalabilir derlerse bırakırız. Ha derlerse ki başkanım altta köprü açıldı zaten. Bütün trafik de orada yoğunlaştı. Şu ucubeden bizi kurtarın derlerse tabii bize ait bir köprü değil. Evet, karayollarına evet, ait bir köprü. Biz vekillerimizle beraber bunun takibini yaparız. Allah'ın izniyle karayollarından da bu izni alırız ve ucube köprüyü de törenle de yıkarız. Bazen arkadaşlar takılıyorlar. Başkanım yapmaya geldik falan değil, sen yıkmaya geldik demen lazım. Niye diyorum? Ya bir sürü yer yıktık. Yani Karakeçili'de düşün. Yıktığımız onca yer, yeni açtığımız yollardaki yıktıklarımız, bundan sonra da yıkacaklarımız ve biz o köprüyü de yıkmaksa hayır, doğru olan yıkmaksa yıkmaktan da asla gocunmayız. Şimdi tapu ile ilgili olarak arkadaşlarımdan not istedim. Biraz önce evet, söylediğiniz Erzurum Dede'deki durum nedir diye. Şu an tapu kadastro müdürlüğümüzde kontrol aşamasındaymış. Biliyorsunuz bu tapular çıkmadan önce tapu kadastro müdürlüğü bunların hepsini kontrol ediyor. Oradaki kodları vesaire hepsini işliyor. Ondan sonra da tapu kadastrodan tapuya iniyor ve tapu da çıkıyor. Şu an bu orayla ilgili çalışmalarımız
Kontrol aşamasında tabu kadastro müdürlüğümüzde biz de takip ediyoruz. İnşallah müdürlüğümüz incelemelerini bir an önce tamamlayıp tapuya indirecektir ve oradaki hak sahiplerine de şimdiden hayırlı olsun, uğurlu olsun demiş olalım bize. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Bu bir konuyu da bu şekilde bizim vasıtamızda aydınlatmış oldunuz. İzleyicilerimiz de sanırım tatmin olmuşlardır. Evet Sayın Başkan, biraz da projelere, yaptığınız çalışmalara gelelim istiyorum. Tabii. Hem sizin seçim vaatlerinizde yer alan konular vardı. Bunlardan bahsedelim arzu ederseniz. Şöyle bir tabloyla açıkçası bahsedelim. Şimdi tabii bizi bağlasın diye, tarihe not düşülsün diye, ne yaptık ne yapmadık diye hemşehrilerimiz bunu takibini yapabilsin diye biz adayken 32 tane projemizi ilan etmiştik. Bunun listesi tüm hemşehrilerimizde vardır. Basında yayında zaten var. 32 dediysek de bazıların içerisinde 10 tane proje var. Aslında bu 32 proje içerisinde detay projelerle beraber 100 civarında bir proje. Allah hamd ediyorum, şükrediyorum. Bu noktada da bizi mahcup etmedi. Biraz önce ifade ettiğim bu mali disiplinin sağlanması çok önemliydi. Elhamdülillah bu noktada başarılı olduk. Ama bunu sağlarken projelerimizi de bir yandan yapmanın gayreti içerisinde olduk. Ve ben sanırım o projeler içerisinde yoktu Sayın Başkan. Mali disiplin yoktu. O olmasa bunlar hiçbir olmazdı zaten. Asıl evet. Asıl oydu. O olmadan hiçbir şey olamazdı zaten. Ama en önemlisi şu ana kadar ki 16 ayda ne yapıldı dendiği zaman evet. Çorum Belediyesi'nde mali disiplin sağlandı. Kimseye gecikmiş bir kuruş borcumuz yok. Bizim dönemimizde bir kuruş borçlanma söz konusu değil. En önemlisi bu. Bu 32 projemiz. Oradaki ilan ettiğimiz sırasıyla hem de bunlar. Mesela Yenişehir demişiz. Birinci projemiz. Biraz önce bahsettiğim gibi Şehircilik Bakanımız buraya geldi. Kendisine teşekkür ediyorum. Gerçekten Murat Kurum Bakanımız çok güzel destekler veriyor hem şehrimize hem ilçelerimize. Bu anlamda kendisine şükranlarımı sunuyorum. Yenişehir projesi biraz önce söylediğim gibi Erzurum Dede'yi de kapsayan, aşağıdaki bizim üniversitemizin kampüs alanını da kapsayan, onun ötesinde atış alanı dediğimiz bölgeyi kapsayan ve TOKİ'ye verilen kışlanın eski yerini kapsayan 3 milyon metrekarelik genişçe büyükçe bir alan burada bir yeni şehir kuracağız dedik. Yeni şehrin merkezinde aynen tarihteki misyonumuza uygun bir şekilde mescidimiz olacak, sosyal donatanlı alanlarımız olacak, yeşil içerisinde bir kent olacak ve dikey mimaride değil yatay mimariye de uygun, yeni modern anlayışa da uygun yeni bir kent kuracağız demiştik. Bu anlamda bakanımızla beraber şehrimize geldi, burada istişarelerde bulunduk. Arkadaşlarımızı gönderdik. Özellikle bakanımızın mesela şöyle bir talebi olmuştu hatırlayacaksınız. Bizim valilik binamız var. Valilik binamızın altında da 10 katlı hizmet binamız var. Bakanımız dedi ki ya buraya güzel bir meydan yapmışsınız. Kadeş Barış Meydanı. Bu bina buraya yakışmıyor. Eski bina. Burayı yıkalım. Biz resmi daireleri farklı yerlere taşıyalım ve biz resmi dairelerle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Büyük oranda resmi dairelerimizde oradaki bir takım müdürlüklerimizde inşallah bu yeni şehir alanına geçmiş olacak. Bu projemiz bizim çok önemsediğimiz bir proje. Başlattık. Çok büyük mesafeler aldık. İnşallah bakanlığımızda da imza aşamasını. Sayın Başkanım, insanlar yeni şehir deyince sadece barınma alanlarını düşünüyor. Konut olayını düşünüyor. Daha çok yani bu anlamda tapulara da sorulan da aynı bölgeden geldi biliyorsunuz. Tabii. Erzurum Dede bölgesinden. Ona daha çok bir beklenti var o yönde. Yani konut eyvallah konut olacak ama konutun dışında. Ondan siz o dönemde de açıklamıştınız. Tabii. Yani konutların ne şekilde yapılacağı ile ilgili. İsterseniz biraz da ondan bahsedin. Yani burada şu an projemiz bakanlıkla istişare halinde olduğumuz için çok detay vermemiz Bilmiyorum. Uygun değil. Peki. Ama geldiğimiz Peki. nokta önemli bir nokta ve inşallah kısa süre içerisinde de projemizin nihai çıktılarını bakanlıkla yaptığımız mutabakat sonucunda ilan ederiz. Mesela ikinci projemiz Çorum İnyağı'yı görüyorum ben. Çorum İnyağı projemiz bizim önemsediğimiz kültür turizm adına şehrimize katkı vereceğini düşündüğümüz bir projeydi. Bununla ilgili olarak OKA'ya da başvurumuzu yaptık. OKA projemizi kabul etti. 4 milyon civarında bir bedelli bir proje bu proje. Millet bahçemizin hemen yanına yapıyoruz. 5 dönümlük bir alana yapıyoruz. Sadece Çorum merkezde değil, tüm ilçelerimizdeki tarihi mekanların da aynen Mini İstanbul gibi
bir mini park olarak orada inşallah faaliyet sanayi dükkanlarının olduğu alana mı? Yok. Başkan diğer tarafta. Tabii yıkılan sanayi dükkanları var orada. Hemen şeyin bitişinde, Millet Bahçesi'nin evet. bitişinde sanayinin olduğu bölgede doğru. Oraya ve şu an ihalesini yaptık. Yer teslimini yaptık. İnşallah bu noktada yakında o parkımız nevşinama bulacak ve açılmış olacak. Önemli bir projemizi de böylece hayata geçirmiş olacağız. Kongre ve kültür merkezi demişiz mesela. Gerçekten şehrimizin çok ihtiyacı olan konulardan bir tanesi. Bir tane tiyatro salonumuz var. 55 yıl önce yapılmış. 400 kapasitesi var. Kişilik kapasitesi. Yeterli değil. Kültür sanat adına bir takım bilimsel etkinlikler anlamında çok yetersiz. Bu anlamda da kongre kültür merkezimizi ilgi olarak gelişmeyi de biliyorsunuz. Belki ilerleyen kısımlarda bahsederiz. Stadyumun devri bizim için çok önemliydi. Elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle, bakanımızın destekleriyle, yereldeki birlikteliğimiz biraz önce söylediğim katkısıyla biz geçtiğimiz günlerde ne yaptık? Devrini yaptık. Genç Spor Bakanlığı'na evet. devrini yaptık. O konuya değineceğiz biraz. Ben detaya girmeyeyim isterseniz evet, ama evet, onun karşılığında eski stadyumun yeri tapusu şu an tapu işlemleri yapılıyor. Şu an bize geçmek üzere tapu işlemleriyle beraber eski stadyumun yerinde de bir kongre kültür merkezi yapmayı Şehircilik Bankanlığımız kabul etti. Şu an proje aşamasında arkadaşlarımız Konya'da, Kırşehir'de güzel uygulamalar var. Oralara gittiler. Projelendirme aşamasında bakanlıkla istişare halindeyiz. İnşallah kısa süre içerisinde de projeyi ilan etmiş olacağız. Ve eski stadyumumuzun yerinde içinde 1000 kişilik, 500 kişilik salonların olduğu, 24 saat açık kütüphanenin olduğu, yine sergi salonlarının vesaire olduğu, Millet Kıraathanesi'nin olduğu çok güzel bir kongre kültür merkezimizde bakanlık yatırımı olarak bu da çok önemli. Çünkü belki 100 milyonluk bir proje bu kongre kültür merkezi. Bakanlık destekli olması da çok önemli. İnşallah hayata geçirmiş olacağız. Bu konudan dolayı da Şehircilik Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesela Koçhisar Barajı ishalattı diyor. Bizim çok önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Su hayattır. Su olmazsa hiçbir şey olmaz. Şehrimiz de su noktasında böyle çok da zengin olan, çok da rahat olan bir şehir maalesef değil. Biliyorsunuz geçmişte ciddi su sıkıntıları da yaşanmıştı. Şu an ta 40-45 kilometreden su getiriyoruz. Kuyulardan sular taşıyoruz buraya. Ve şu an hemşehrilerimize su problemi yaşatmıyoruz. Ama bunun bedelini ödeyerek, özellikle elektrik bedelini ödeyerek, çünkü kuyulardan geliyor bu sular, bunu karşılıyoruz. Bunu nasıl çözebiliriz? Büyük bir barajla çözebiliriz. Ve Alaca'da biliyorsunuz Koçhisar Barajı. Buraya 52 kilometre uzaklıkta bir baraj. Bizim çok önemsediğimiz bir projeydi. Bu proje ihalesi yapıldı DSİ tarafından. Şu anda yer teslimleri yapıldı. Proje kapsamında da Bahçeyevler Mahallemize 1000 metreküplük yanlış hatırlamıyorsam bir şey yapılacak. Depoda yapılacak. Oradaki su problemlerimizi de çözeceğiz. Yine proje kapsamında 2 tane HES yapılacak. Bu HES de enerji noktasında bize destek verecek. Bunun ihalesi 80 milyon civarında bir bedeli var. Yapıldı. Şu an müteahhit çalışmalarına başladı. Bu proje bile, yani biz yok şey anlatacağım, biraz sonra da anlatacağım ama sadece Koçhisar Barajı ishalatı projesinin başlamış olması, yer teslimin yapılmış olması, müteahhitin faaliyete geçmiş olması şehrimiz adına gerçekten gurur verici bir çalışma. Entegre ileri biyolojik arıtma tesisimizle ilgili olarak bizim şu an Şehircilik Bakanlığı'nda projemizi teslim ettik. Onay aşamasında inşallah bu yıl içerisinde onun da onay müjdesini vereceğimizi ümit ediyoruz. Çöp gazından elektrik üretim tesisi projesi demişiz mesela. Bu bizim çok önemsediğimiz bir proje. Bizim biliyorsunuz katı atık tesisimiz var. Bu katı atık tesisimizde acaba biz yenilenebilir enerji noktasında bir şey yapabilir miyiz diye düşünmüştük ve böyle bir projeyi ilan etmiştik. Şu an itibariyle bu projemiz faaliyete geçti. İhalesini yaptık çöpten elektrik üretim projemizin. Yer teslimini yaptık ve firmamız şu anda çalışmalarına başladı. Çöpten elektrik projemiz hayata geçti. Yani şu an çalışmaya başladı firma. Güneş enerjisi santrali, yenilenebilir enerji çok önemli. Biraz önce de ifade ettiğim gibi çöpten elektrik üreteceğiz. Evet, bunu yapıyoruz. Şimdi yerini teslim ettik. Firma çalışmalarına başladı. Geçmiş dönemde RES yapılmış, rüzgar enerjisi. Diğeri de güneş enerjisi. Biz mutlaka güneşten de enerji üretmemiz lazım. Enerji çok stratejik bir unsur. Bu anlamda da projelerimizi teslim ettik. Başlangıç onaylarının tamamını aldık. Son onay aşamasındayız. Onay gelir gelmez de Perşembe pazarımızın üzerine
İşte Buhara Kültür Merkezi'nin oraya ve özellikle de Eskice Köyü'nde bizim terfi istasyonumuz var. İlkinde oraya yapacağız. Eskice Köy'deki terfi istasyonumuzun oraya güneş enerjisi projemizde hayata geçirmiş olacağız. Ulaşılabilir şehir projesi. Bu Karakeçili yolundan tutun da biraz önce sanayi sitemizde açtığımız yeni yolları tutun da işte Yavru Turna 2. Sokak dedik, Tarım Caddesi dedik. Bunlarla ilgili çalışmalarımız büyük bir gayretle devam ediyor. Daha ulaşılabilir, daha rahat erişilebilir bir şehir olma noktasında yeni yollar açmaya devam ediyoruz. Bu ila nihayede devam edecek. Yine Çorbis projesi. Bizim ihalesini yaptığımız, yer teslimini yaptığımız projelerden bir tanesi. Şehrimizi bisikletle tanıştırmak istiyoruz biz. Biz projemizi 5 duraklı yapmıştık. Geçenlerde firma, teslim ettiğimiz firma geldi. Dedi ki başkanım bunu 5 duraklı yaptık ama şehri biz daha yakından gördük. Aslında 3 tane daha durak yapsak çok daha isabetli olacak. Şehirde ulaşım noktasında da destek olacak dedi. Bize bir sunum yaptılar. Biz de makul gördük ve iş artırımıyla beraber 5 durak değil, 5 istasyon değil, 8 istasyona çıkardık. Yer teslimini, her şeyini, bisikletini, her şeyini seçtik. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde şehrimiz içerisinde Çorbis'i hemşehrilerimiz kullanmaya başlayacaklar. Bu projemizde tamamlanmış, başlanmış bir projemiz. Çöplük Arasıda projesi mesela. Evet. Ya Çöplü o kadar, Çöplük Arasıda, Çöplü Arasıdası o kadar önemli bir önemli ki yıllardır yok yıkarız, yıkmayız, şöyle olur, böyle olur üzerinde çokça tartışılan bir şeydi Çöplü Arasıdası. Ama biz Çöplü Arasıdası'ndaki o tarihi dokunun devam etmesini arzu ettik. Ahilik geleneğinin orada devam etmesi, ticaretin orada aynı tarihi misyonuyla devam etmesini gerçekten çok önemsedik. Bu anlamda gelir gelmez biz bir ihaleye çıkmıştık. Şu anki mevcut durumunu tespit etmek üzere bir ihaleye çıktık ve bu ihale neticelendi, tamamlandı. Şu an oranın röleve planları çıktı. Bu röleve planlarının Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'ndan onaylanması gerekiyor idi. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu bu onayları 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 ay toplandık, toplanacağız. Onay süreçleri bu röleve planının yapılmasından daha uzun sürüyor bazen. Burada da Allah bize yardım etti. Kurul başkanımız çok sevdiğimiz bir abimiz oldu. Bizim Kültür Varlıkları Kurul Başkanımız Mehmet Akif Işık abimiz oldu. Gide gele gide gele tamam dedi ya hepsini şey yapıyoruz. Kurula getiriyoruz. Kararını da çıkartıyoruz ve elhamdülillah geçtiğimiz günlerde Çöplü Arasıdası ve Dikiciler Arasıdası birlikte röleve planlarının onayı da çıktı. Şu anda biz burayla ilgili olarak çok iyi bir noktaya geldik. Bu röleve planlarının yapılmış olması çok önemli bir aşamaydı. Bu aşamayı geçtik. Peki hangi aşamaya geldik? Şu an geldiğimiz aşama buranın uygulama ihalesine çıkma aşamasına geldik. Burada yine ben Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür edeceğim. Geldiğinde bize 17 milyonluk bu projemizle ilgili bir destek verdi. 2 milyon sokak sağlıklaştırma, 10 milyon lira burada kamulaştırmalar yapmamız gerekiyor. Kamulaştırma, 5 milyon lira da uygulama projemizde 2019 yılı için destek toplamı verdi. Toplamı ne kadar başkanım o projenin? Proje aşamasındayız. Toplam maliyeti çıkartmadık henüz. Ama 2019 yılı için bizim kendi yerel bütçemiz dışında bakanlığın bize tahsis etti 17 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu bütçeyi 2019 yılında inşallah kullanacağız ve geldiğimiz noktada hakikaten şehrimiz adına heyecan verici bir nokta ve tarihi dokusuyla beraber Çöplü Arasıdası'nı, Dikicel Arasıdası'nı yeniden ihya edeceğimiz güzel bir proje oldu ve geldiğimiz noktada gerçekten 16 ay gibi kısa bir sürede çok önemsediğimiz bir noktaya ulaşmış olduk. Şimdi Bedesten'e ben biraz hızlı geçiyorum. Aslında çok detaylar var. Bedesten tarihi kapalı çarşı demek. Bu projeye bizi iten en önemli unsurlardan bir tanesi şu oldu. Ya 1500'lü yıllardaki bir belgede Çorum'da tarihi bir kapalı çarşı varmış. Ama şu anda yerinde yerler esiyor. Öyle bir kapalı çarşı vesaire de maalesef yok. Dedik ki ya bizim dışarıdan gelen hemşehrilerimize, dışarıdan gelen misafirlerimize gösterebileceğimiz, bak şunumuz var, bunumuz var diyebileceğimiz çok fazla unsurumuz yok. Biz tarihin yeniden ihyası noktasında acaba bir kapalı çarşı, tarihi bir kapalı çarşı yapabilir miyiz diye düşündük. Nereye yapalım diye düşündük. Bunun en güzel Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'ne yakışacağını düşündük. Orada İnayetullah Camisi var. İnayetullah Camisi tescillendi tarihi anlamda da son birkaç ay içerisinde. Tescilli bir cami. Hemen onun yanında bizim şu an otopark olarak kullandığımız bir alan var. Evet. O otopark alanımıza ön çalışmalarını yaptırdığımız görüntü bu. Ufak tefek değişiklikler olabilir. İnşallah tarihi bedestenimizi ortasında fiskiyelerin olduğu
genişçe, rahatça bir alanın olduğu, kenarlarında da tarihi iş yerlerinin, kapalı çarşı formunda iş yerlerinin olduğu, tıpkı Tokat'taki Taşan gibi, tıpkı Bursa'daki Kozahan gibi, evet, böyle bir tarihi kapalı çarşıyı, bedesteni de hemşehrilerimize inşallah ulaştırmış olacağız. Bu projenin de ihale aşamasındayız. İhale hazırlıklarını tamamlamak aşamasındayız. İnşallah kısa süre içerisinde de ihalesini yapacağız. Ve bu yıl içerisinde de bunun temelini inşallah atacağız. Bizim çok önemsediğimiz projelerimizin başında bu bedesten projemiz geliyor. Dikişli Arastası proje restorasyonu. En dar sokak dar dediğimiz sokak, evet, yer. Burayla ilgili olarak biz röleve planları buranın yaptık. Mülkiyeti belediyemize ait buranın. Şeyini beklemeden de, bir yerden kaynak bulalım bulmayalım onu da beklemeden, belediyemiz kendi imkanlarıyla çok kısa süre içerisinde buranın uygulama ihalesine çıkıyoruz. Bizim tarihi dokumuzu da inşallah burada canlandırıyoruz. Röleve planlarını zaten yaptırdık. Bu noktada da epey bir mesafe almış olduk. Mesela yine projelerimizden ilan ettiğimiz kalenin restorasyonu. Evet. Gerçekten yılan hikayesine neredeyse dönmüş. Yıllardır kale gerçekten şehrimizin tanıtımı, kültürü anlamında da en eski yapılardan bir tanesi. Bin yıllık neredeyse bir kale. Selçuklu'dan geliyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde ciddi tamiratları, tadilatları olmuş. Çok önemli bir tarihi bir mekan ama maalesef mezberelik. Ben geçmiş dönem başkanlarımıza da teşekkür ediyorum. 2010'larda başlandı. 2015'lerde belli bir noktaya gelinmiş. Teşekkür ediyorum kendilerine. Ama henüz bir yıkım, bir başlama, fiili bir başlangıç tam olarak yapılamamış. Bu anlamda biz yine biraz önce söylediğimiz gibi Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Ankara'da, bu çok önemli bir kurulur. Bunlarla çok güzel bir ilişki biçimi geliştirdik. Gide gele Aralık ayında 2019'da sadece 4 tanesiyle ilgili yıkım kararını alabildik ancak. 3-5 ay uğraşa ve Aralık 2019'da da 4 tanesini yıktık. Geriye 30 küsür tane daha var. 3 tane de tescilli yapı var. 3 tane tescilli yapı kalacak. Biz onların restorasyonunu yapacağız. Ama onun dışındaki 30 küsür yapının tamamının yıkımı. Önce 12 tanesiyle ilgili müracaat ettik. Süreç devam ediyor. Sonra arkadaşlara dedim ki ya burayı hızlandırmamız lazım bizim. Tamamını biz müracaat edelim. Ya tamamını verirler vermezler. Böyle bir uygulama yok. Türkiye'de yok bilmem falan. Nazlıdır biraz. Buradan duymasınlar Kültür Varlıkları Koruma Kurulumuz. Ya biz iyi niyetliyiz. Biz bu kaleyi ihya etmek istiyoruz. Şehrimize bu tarihi kültürel varlığı katmak, bundan istifade etmek istiyoruz. Samimiyetle biz müracaat edelim. Ve müracaatımızı yaptık. Arkadaşlarımız gide gele en nihayetinde işte 3-4 hafta önceydi. İsmail Bey özel takip etti bu konuyu Yabat. Bir aradı. Başkanım Ankara'dayım. Kurulla görüştüm. Kurula soktuk. Kuruldan da tamam hepsini yıkın diye karar çıktı diye müjdeyi verdi. Ve geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde de biliyorsunuz tekrar mehter takımının o seslerini kale tekrar duydu. Tekrar dirilişinin sesi adeta oldu. Ve şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Biz oradaki tarihi değeri olmayan kale içerisindeki tüm evleri şu anda yıkıyoruz. Yıkım da belli bir noktaya geldi. Peki yapmak için yıkıyoruz. Şu anda bugün imzaladığım bir yazıyı bahsedeyim. İçerisinde ne yapacağımızla ilgili biz proje ihalesine çıkıyoruz. Projesini yaptırmamız gerekiyor öncelikli olarak. Onun ihalesine çıkıyoruz. Yine kalenin bedenleriyle ilgili olarak da taşlarımız düşüyor, ciddi sıkıntılar var. Orada nasıl bir çalışma yapacağız diye onun da projesinin yapımı ihalesine, proje ihalesine biz çıktık. Hem bedenleriyle ilgili olarak hem içeriyle ilgili olarak proje ihalesine çıktık. İçini de biz elhamdülillah şu anda yıkıyoruz. Kale restorasyonla ilgili bizim şeyimiz, projemiz, vaadimiz şu an karşılık buluyor ve çok önemli bir noktaya, çok önemli bir aşamaya elhamdülillah geldi. Başkanım, tam yarıya gelmişken hem siz biraz soluklanın tabiri caizse. Vallahi nefes almadan konuşuyoruz. Evet, hakikaten öyle. Çay ikramımız var, çaydan evet, yudumlayın. Ben de bu arada izleyicilerimizin mesajlarını paylaşayım. Aydın Tufan, başkanım çok güzel bir çalışma dönemi yaşıyorsunuz. Memleketimize, emeğinize sağlık diyor. Memleket adına teşekkür ediyorum diyor. Çorum'un tanıtımı konusunda neler yapmayı düşünüyorsunuz diye yine Aydın Tufan'dan bir mesaj var. Ebu Bekir Karabey, yıkmak kolay yapmak zor diyor. Motorlu araç trafiğine kapanıp yaya ve bisiklet yolu olarak kullanmak daha uygun olur diyor. Sanırım bu açılan yollardan birisiyle alakalı. Neresi olduğunu yazmamış.
üst geçit olabilir diyor. Özellikle Osmancık Köprüsü bölgesine sanırım. Yaya trafiği konusunda. Yine aynı şekilde bir izleyicimiz de Millet Bahçesi'ne Çorum Spor Anıtı yapılmasını talep ediyoruz demiş Taha Sinanoğlu. Çorum Spor Anıtı. Belediye Başkanımız Millet Bahçesi'ne gösteriş, yine bir izleyiciden yine aynı şekilde aynı talep var. Çorum Spor Anıtı diyor. Sayın Başkanım. Eyvallah. Bir başka izleyicimiz selamlarını iletmiş. Bu arada Sedat Başkan, Sedat Ek. Özellikle başkan birkaç kez yazmış. Bahçelievler Mahallesi Bahabel Caddesi'nde asfalt atılmasını bekliyoruz diyor. Bir yıldır diyor. Bahabel'de asfalt sorunu varsa atarız. Sorun yok. Her yıl atıyoruz zaten. Problem yok. Evet. Muhtarımız Çorum getirir. Spor'la ilgili yine bir talep var. Çorum Spor sevdalıları adına. Sayın Mustafa Alagöz programla ilgili Bedestan tarihi dokusu olduğu için kale içine yapılabilir mi diye bir önerisi var. Kale küçük bir yer. Biz kale kadar bir kale daha yapacağız oraya. Evet. Yani kale 6,5 dönüm. Bizim yaptığımız yer de 6,5 dönüm zaten. Yani kale başka bir konu, bedesten başka. Evet. Şevket Reis uzunca bir Çorum Spor taraftarları adına bir mesaj yazmış. Bu mesajı Sayın Başkan'a iletebilirim ama buradan okursam bayağı bir zaman alır. Festival olacak mı diye bir soru var yine Sayın Başkan. Kırmızı siyah renklere boyayalım diyor. Bir öneri var bu şekilde. Kaldırımları kırmızı siyah renklere boyayalım diye. Bu şekilde sevgilerini, selamlarını ileten çok sayıda izleyicimiz de var. Sayın Başkan. Bunlara bir ara şey yapalım, anlatalım isterseniz bu şeyleri. Daha sonra buradan devam edelim. Olur. Şimdi Çorum Spor'la başlayalım. Çorum Spor gerçekten şehrimizin ortak paydası. Çorum Spor bizim göz bebeğimiz. Bu anlamda da ligde tescillenmiş oldu. Evet. Yeni dönemde inşallah Çorum Spor'a başarılar diliyoruz. Çorum Spor'u belediyemiz olarak gönülden destekliyoruz. Yasal zeminde destekliyoruz hem de. Bu da çok güzel oldu. Mesela geldiğimiz zaman tesislerle ilgili sorunlar vardı. Biz tesisleri ihaleye çıkarttık. Çorum Spor'a verdik. Çok da güzel oldu. Otobüsle ilgili sorunlar vardı. İhaleye onu da dahil ettik. Onu da verdik. O da çok güzel oldu. Elhamdülillah yasal zeminde çözmüş olduk o meseleyi. Yine Fatih Başkan'la sürekli görüşüyoruz. En son önümüzdeki yılla ilgili olarak bir sponsorluk anlaşması bizim Beltaş üzerinden yine yaptık. Öyle mi? Tabii. 1.750.000 lira KDV dahil olmak üzere hemşehrilerimizin de bilmesinde fayda var. Başkanım dedi ki başkanım bu korona vesaire biraz sıkıntımız var. Ödemeleri hemen başlatalım mı dedi. Biz Haziran ayında yapmıştık bu sözleşmeyi. Çok da paylaşmadık belki. Haziran ayında ilk ödemesini de yaptık. Yani 175 10 taksitle de ödemelerini de yapıyoruz. Ve şu an itibariyle Çorum Spor'u gönülden destekliyoruz. Temmuz ayında ikinci ödememizi de yaptık. Onu da söyleyeyim. Yani Temmuz ayında vadesinden önce, gününden önce de ödüyoruz. Bunları şunun için söylüyorum. Bizim İlk zamanlarda 30 Mart'ta geldiğimiz zaman hatırlayın. Evet. Ya şimdi geçmiş dönemde sponsorluk anlaşması yapılmış, ödeme yapılmamış. Normalde lig bitiyor. Biz o yıl geçmişin ödemesini yaptık. Ondan sonra yeni sözleşme, onu da yaptık. Bu yıl önümüzdeki sezon yaptık. Yani Çorum Spor'la ilgili olarak samimiyetimizi biz bütün açık yürekliliğimizle ortaya koyduk. Bunun da en yakın şahidi Fatih Başkan'dır. Onu söyleyeyim. Yani oradaki yönetimdeki arkadaşlarımdır. Bu anlamda Çorum Spor'u biz gönülden destekliyoruz. Bu anlamda da tüm hemşehrilerimizden de destek olmasını, özellikle iş adamlarından destek olmasını istiyorum. Çorum Spor bizim ortak paydamız. Hepimizin Çorum Spor'u. Başarısı bizi hepsi mutlu ediyor. Hepimizi mutlu ediyor. Başarısızlığı hepimizi üzüyor. Bu anlamda biz şehrimizin kulübü olarak Çorum Spor'a sahip çıkıyoruz. Başarısı için dua ediyoruz. Sadece dua olarak kalmıyoruz. Belediye olarak şahsen her türlü desteği gücümüzle zorlayarak sonuna kadar yerine getiriyoruz. Hemşehrilerimizin de Çorum Spor'a sahip çıkmasını ben arz ediyorum açıkçası. Ha, Millet Bahçesi, anıt vesaire bunlar konuşulur. Yapılması gerekiyorsa da bunların hepsi de yapılır. Trotuarların siyah
Kırmızı. Kırmızısı yani ya. Sembolik olarak belli noktalarda yapılabilir ama her yerde yapılamaz. Çünkü orada fosforlu ışıkta gözükmesi gerekiyor. Evet. Siyah da kırmızı da ışıkta gözükmez. Sarı onun, özellikle olması tabii lazım. Tabii sarı olması gerekiyor. Yani o noktada bizim bir seçeneğimiz yok ama sembolik olarak. Mesela stadyum etrafını olur. Ne bileyim Çorum tesislerinin olduğu noktalarda, belli noktalarda bu rahatlıkla açıkçası yapılabilir. Festival olacak mı diye bir hemşehrimiz sormuş. Tabii maalesef üzülerek söylüyoruz. Geçtiğimiz yıl 3 aydan 3 yıl aradan sonra biz ilk kez festivali yapmıştık geçtiğimiz yıl. Çok da güzel olmuştu. Bütün hemşehrilerimiz mutlu olmuştu. Biz de mutlu olmuştuk. Tabii koronavirüsten dolayı bu sene hiçbir festival, bu tür festivaller yapılamıyor. Yapılması da doğru değil maalesef. Bu şekilde birlikte o yapılan ortamlarda festivallerin yapılabilmesi şu konjonktürde mümkün değil. Ama biz ne yaptık? Bizim için hemşehrilerimizin yüzünde tebessüm olmak çok önemli, olabilmek çok önemli. Arabalı sinema diye bir şey yaptık evet. Mesela. Çorum tarihinde ilk kez yeni stadyumumuzun hemen yanında 3 gün boyunca da devam etti. Hemşehrilerimiz de bu arabalı sinema etkinliğimize çok fazla ilgi gösterdiler. Buradan bir müjde vereyim. Mesela şunu yapacağız biz. Millet bahçemiz var. Ayasofya'nın ibadet açılmasını kutladığımız mekana sinema ekranlarımızı koyacağız. Etrafı kontrollü bir şekilde hemşehrilerimizi mesafeye uygun bir şekilde oturtacağız. Yaz akşamları sinema etkinlikleri yapacağız. Şu an arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını neticelendirmek üzere yakında ilanını da yaparız. Korona kapsamında yapılabilecek etkinlikler neyse, hemşehrilerimize sosyal etkinlik anlamında neler yapılabilirse bu noktada bir samimi gayretin içerisindeyiz. Millet Bahçesi'nde de inşallah bunu çok kısa süre içerisinde yeni bir çalışma olarak hemşehrilerimizle paylaşacağız. Evet. Evet tekrar alayım Sayın mı? Başkanım istersen kısa zaten aynen onları biraz kısa başlık geçeyim. Geçersek çünkü birçoğu mesela bütük yüzme havuzları evet. Demiş. Evet. Bizim bütük yüzme havuzlarımız gerçekten önemli bir vadimizdi. Şehrimizde bir tane olimpik var. Bunlar yarı olimpik dediğimiz yüzme havuzları. İki tanesinin sözünü almıştık zaten. Gençlik Spor Bakanımız Çorum'a geldiği zaman kendisine çok teşekkür ediyorum. Birçok spor yatırımıyla beraber şehrimize kazandırılan iki tane de butik yüzme havuzu, yarı olimpik havuzu onayladık. Biz şeyle imzaladık sözleşmemizi Spor Toto'yla bakanlığımız marifetiyle imzaladık. Ve inşallah kısa süre içerisinde her biri ortalama 3,5 milyon civarında bir değeri olan 7 milyon civarında bir iki tane butik yüzme havuzumuzu Çorum'a kazandırdık. Bir yıl içerisinde de bunun açılışını da yapmış olacağız. Çünkü Spor Toto kaynaklı olduğu için maliye evet. Sıkıntımız yok, paramız var. Yer ile ilgili olarak da bir tanesi Gülabi Bey Mahallesi'nde olacak. Onu da şöyle düşündük, açık söyleyeyim. Olimpik yüzme havuzu var yukarıda, Çimento'nun orada. Bizim Buhara Kültür Merkezimizde bir yüzme tane havuzumuz var. Bir tanesini de nüfusun çok yoğunluklu olduğu, 70 bin tane insanın yaşadığı sadece Ulukovak'ta, sadece Ulukovak'ta değil, oradaki bütün yakın mahallelerde kapsayacak bir şekilde Pelit Camisi var orada. Onun yakınında bir yere, oraya, bir tanesini oraya yapacağız. Bununla ilgili sözleşmemizi imzaladık bakanlıkla. Diğerini de şehrin öbür tarafında olsun, ortada bir yerde olsun diye hem Mimar Sinan Mahallesi kullansın, hem Kale Mahallesi, Bahçeyarlar, Gülabi Bey Mahallesi'nde tam ortada bir yere de orada da Bağcılar bölgesinde bir yere de işaretledik. İnşallah yüzme havuzlarımızdan bir tanesini de bakanlığımız oraya yapmış olacak. Spor projelerimizi biraz önce söylediğim birçok spor projesinin onayını aldık. Ben Gençlik Spor Bakanımıza, Cumhurbaşkanımıza yürekten teşekkür ediyorum. İki tane nizami amatör futbol maçlarının yapılacağı saha bizim için o kadar kıymetli ki. Onlardan yer belli mi yer Sayın belli. Başkan? Yer belli. Yerlerin istişareyle aldık. Bir tanesi bizim yeni kapalı spor salonu biliyorsunuz yapılıyor. Evet. Belediye yeni belediye binamızın İskilip hemen yanında üzerinde. İskilip yolunda. Onun bitişiğine yapıyoruz bir tanesini. Sadece nizami, sentetik amatör maçlarını yapacağız. Saha değil. Giyinme odaları 4 tane takımla aynı anda giyinip oynayabileceği giyinme odaları yapılıyor. Yine 1000 kişilik oraya seyirci kapasitesi de tribünde yapılıyor. Ve burada bir tane de değil, bir tanesi oraya. Bir tanesi de bizim Park Bahçeleri Müdürlüğümüzün bitişindeki bir alana, mevcut sahalarda yakın bir yere iki tane sahayı. Onun dışında farklı mahalle, Üçtutlara, Bahçeli Evlere, farklı mahallelere yine 4 tane de sentetik halı saha sözleşmemizi imzaladık. Onlar da şu an... Semt sahası değil semt mi? Semt sahası, evet onları da imzaladık. Onlar da yapılıyor. Arkadaşlarımız şu anda onların ihale dosyalarını hazırlıyorlar. Tamamlanır tamamlanmaz ihalelerine çıkacağız. Ve spor noktasında da elhamdülillah. Sayın Başkanım, pardon bu konuya girmişken son çok önemliydi. Göreve başladığınız günden itibaren
Bakanla, Bakan Bey'le, Sayın Kasaboğlu'yla olan diyaloğunuzu da biliyoruz. Evet. Okuldan arkadaşınız olması hasabıyla. Göreve geldiğiniz günden itibaren yoğun bir mesai harcadınız bu konuda. Evet. Belediyenin burada kazancı ne oldu? Biraz da ondan bahsedelim isterseniz. Bu stadyum meselesiyle ilgili isterseniz bahsedeyim. Tabii bizim geldiğimiz zaman önümüze bir tablo geldi. Mali noktalardaki durumumuzu başta anlatmıştım. Gerçekten bizim stadyum noktası kör düğümdü. Ve bir şey de gözükmüyordu açıkçası. Yani 20 milyon civarında bizim belediye olarak hemen ödememiz gereken para var. Şu kadar borcumuz var. Öyle bir paramız yok. Ödeme imkanımız yok. İnşaat tıkanmış durumda. Bizim dönemimizden önce zaten tıkanmış. İyice kör düğüm olmuş. Karşılıklı mahkeme aşamalarına gelmişiz. Ya ne yapacağız bunu? Yani burayı çözemezsek, bu kör düğümü çözemezsek başka şu anki söylediğim hiçbir şey yapamayız zaten. Çünkü 20 milyon gibi bir maliyeti öyle böyle oraya biz sağlamak durumundayız. Başka hiçbir şeye bakamayız. Böyle bir noktadaydık. Allah yardım etti. Bir genişletilmiş il başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız sunumunu yaptı. Tam ayrılacak diye düşünüyorum. Ben de yeni başkanım zaten o dönemde. Cumhurbaşkanımız ortaya oturdu. Evet sizi dinliyorum dedi. Allah Allah bizi dinliyormuş. Ben de yeni olduğum için o yöntemi de bilmiyorum. Dedim Allah'a sığındım. Ya Rabbi ben şu stadyum meselesini, bu kördüğümü çözmek noktasında. Cumhurbaşkanımıza anlatayım. Sen de bana yardım et diye içimden dua ettim. Kaldırdım elimi. Teferruatları var. Çok güzel bir şeydi o. Sayın Cumhurbaşkanımız buyur dedi ve ben 15 dakika boyunca bu stadyum meselesini Sayın Cumhurbaşkanımıza anlattım. Ha çok siyasetteki tecrübeli olmamamın da büyük bir avantajını gördüm. Mesela espri yapıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı yapıyor. Ben yapıyorum, Sayın Cumhurbaşkanı espri yapıyor. O kadar güzel bir ortam orada oluştu ki. Hatta şu anda bile nerede bir bakan görsem böyle biraz gülümseyerek diyor ki başkanım diyor siz stadyum meselesi ne oldu, halloldu mu? O kadar da güzel bir samimiyetle ifade ettiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki başkanın üzerinden bu yükü alın kardeşim dedi. Ve o yük üzerimizden hemen alındı. Tabii burada Genç Spor Bakanımız da takdirlerimi, teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Evet çok samimi bir arkadaşım. Yüksek lisansta biz aynı sınıftaydık. Samimiyetine, duruşuna çok inandığım, güvendiğim, hizmetleriyle de ülkemize hizmet eden çok güzel bir bakanımız. Allah kendisine yardımcı olsun. Ve şu anda da bütün ilçelerimizle beraber Çorum özelinde de elhamdülillah büyük bir destek verdi. Tabii onun da destekleriyle biz kör düğüm olan o düğümü elhamdülillah çözmüş olduk. İlk başta Spor Toto ile bir anlaşma yapıldı ve sponsorluk anlaşması tamamlama ile ilgili o 20 milyonla ilgili yaklaşık 20 milyonla ilgili sponsorluk anlaşması yapıldı. En zor mesele o kadar basit bir şekilde çözüldü ki birkaç ay içerisinde stadyum tamamen bitti, bütün imzalar atıldı. Nihayetinde geçtiğimiz hafta içerisinde de karşılıklı imzalarla da sadece stadyum değil birçok meseleyi de sportif anlamda halletmiş olduk. Bu noktada da Rabbime hamd ediyorum. Tabii eski stadyumun yeri bize kaldı. Ama bizim stadyum ve kapalı spor salonu ile ilgili maliyetimiz 200-250 milyon. Biraz önce o borçlarımızla ilgili falan bunların bir kısmı stadyum için yapılan borçlanmalar. Önümüzdeki süreçte de bu borç yükünü daha da azaltmamız lazım. Peki nasıl yapalım dedik. Şehircilik Bakanımızla Allah razı olsun ondan da şöyle bir anlaşmaya vardık. Tamam dedi siz şeylerinizi yapın. Karşılıklı protokollerinizi. Biz nakit olarak size ödeme yapamayız. Stadyumun yeriyle, eski stadyumun yeriyle ilgili olarak belediyeye nakit bir ödeme yapamayız. Ama Türkiye'nin neresinden istiyorsanız oranın ederi kadar kaç lira ederse eski stadyumun yeri onun karşılığı kadar size satabileceğiniz yerde gayrimenkul biz milli emlaktan verelim. Siz onları satın o borçlarınızı orayı karşılayın dedi. Bu bizim için de çok önemli. Mesela biz şu anda bu süreci çok sıkı takip ediyoruz. Nasıl ki şimdiye kadar Genç Spor Bakanlığı'na karşılıklı devirleri takip etmişsek şu anki tek gündemimizde Şehircilik Bakanlığımızdan buranın ederi kadar bedeli karşılığında bir gayrimenkul almak noktasında Türkiye'nin her tarafında araştırmalarımızı yapıyoruz. Satabileceğimiz yerlerden inşallah bu noktada da önemli bir mesafeyi kaydettik. Bakanlıktan da bunun karşılığında inşallah alacağız. Hem oranın inşallah bedelini karşılığında emlak almış olacağız. Yetmez millet bahçemiz olacak orada. Yetmez kongre kültür merkezimiz. Orada tenis kortlarımız, nizami. Orada kayak yapan gençlerimize de buradan müjdeyi verelim. Bu kayak merkezimiz, kaykay dedikleri bu. Şimdi birden aklıma gelmedi. Orada olacak. İnşallah orayı çok güzel. Adeta yani cennetten bir parçaya dönüştüreceğiz. Hem de parasını da karşında alacağız. Hem de oradaki tüm yatırımları da inşallah Şehircilik Bakanlığımız yapmış
olacak. Orada da öyle güzel bir noktadayız. Yüzme havuzlarımızdan sonra mesela benim çok önemsediğim refakatçi misafirhanesi vardı. Biliyorsunuz hastanemizde onkoloji merkezi açılıyor. Bu onkoloji merkezinde özellikle geliyor, ışın tedavisi görecek, başka tedavi görecek. Bir hafta eğer mali durumu varsa gidiyor otelde kalıyor, bir yerde kalıyor. Yoksa sağda solda hastane köşelerinde günlerini geçiriyor hastalarımız, yakınları. Biz bu noktada Çorum Spor'un eski tesislerinde refakatçi misafirhanesi noktasında yeniden güçlendirmesini yapmak ve oradaki tefrişatını vesaire yapmakla ilgili olarak ihalemizi yaptık. Şu anda firmayla sözleşme aşamasına geldik. Süreçler tamamlandı. İnşallah refakatçi misafirhanesini de eski Çorum Spor tesislerinin olduğu yerde hemşehrilerimize yakışır bir şekilde, üç sahabenin bulunduğu yerde, bu merhametin, rahmetin de bolcu olduğu bu şehre yakışır bir şekilde kısa süre içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız. Refakatçi misafirhanemizin ihalesini yaptık. Hobi bahçeleri, şu an hobi bahçeleri çok gündemde olan bir konu. Maalesef birinci derecede tarım arazileriyle ilgili, evet, ciddi bir şey var, risk var. Bu riski de göz önünde bulundurarak hükümetimiz, özellikle meclisimiz yeni bir yasal düzenleme yapmanın hemen arefesinde ve bu yasal düzenleme yapılacak. Ama bu bir ihtiyaç. İnsanlar bu şekilde toprakla hemhal olmak istiyor, hobi bahçesi sahibi olmak istiyor. Biz de temel yaklaşımımız da öyle. Zaten burada projelerimiz arasına da koymuştuk. Bunu yasal zeminde çözmek için çalışmalarımızı tamamladık. Şu an itibariyle bizim İmar İşleri Müdürlüğümüz belediyemize ait olan bir takım yerlerde bunu son noktaya getirdi. Yerini 1-2 hafta içerisinde ilan edeceğiz. Farklı spekülasyonlara yol açmamak için ben şu an yerini ilan etmiyorum. Ama şunun müjdesini vereyim. İlk etapta 120-130 civarında hobi bahçesinin yapılabileceği, her birinin 250-300 metre büyüklüğe sahip olduğu hobi bahçelerinin, ortasında yeşil alanlarının, o çocuk oyun gruplarının, otoparkların bulunduğu çok güzel bir projeyi son halini getirdik. 1-2 hafta içerisinde de bunun detaylarını hemşehrilerimizle paylaşacağız ve yasal zemin içerisinde inşallah bunu çözeceğiz. Millet Kıraathanesi. Millet Kıraathanesi ile ilgili olarak ilk etapta biz şunu yapacağız. Biliyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Müzemizi tüm şehitlerimize açtık. Orada bizim çok güzel bir kütüphanemiz var. Oraya 1000 tane kitap aldık. Şu an kitaplarımızı yerleştirdik. Kısa süre içerisinde orayı bir millet kıraathanesine dönüştüreceğiz. Özellikle arzumuz şu, hem gençlerimiz oraya gelsinler, çalışsınlar, ders çalışsınlar, biz ikramlarda bulunalım. Hem de o şehitlerimizin maneviyatı altında bunu yapsınlar. Orada başlatacağız. İkincisinde biraz önce söylediğim gibi eski stadyumumuzun yerinde çok muazzam bir millet kıraathanesiyle hemşehrilerimizi buluşturmuş olacağız. İşte engelsiz şehir projesi diyor. Mesela bizim ilk geldiğimizde yaptığımız şeylerden bir tanesi, engelli kardeşlerimizle ilgili birçok projemizi hayata geçirdik. Ama onlardan en önemlisi belki de mor taksi uygulamamızdı. Mor taksi uygulaması tüm Türkiye'deki belediyeler içerisinde ilk kez bir yönetmeliğe bağlı olarak yapılan uygulamadır. Şu an çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz bir tane mor taksi diye yazmıştık projemize. Şu an 4 tane mor taksi şehrimizde hizmet veriyor. Yetmez. Biraz önce bahsettiğim, bizim 52 tane yeni araç aldık demiştim. Bu 52 araçtan 2 tanesini ben çok önemsiyorum. Bu 2 tanesinden birisi yine bu engelli kardeşlerimiz için nakil aracı olarak kullanabileceğimiz, engelli kardeşlerimizin 3 tanesini refakatçılarıyla beraber taşıyabileceğimiz bir araç. Aracımızı aldık. Şu an iç dizaynı yapılıyor. Bu aracımızı da, bu ücretsiz hizmet verecek. Belediyemiz bünyesinde engelli kardeşlerimiz için bu aracımızı da hizmete sokmuş olacağız. İki tanesinden diğeri ne diye sorabilirsiniz. Diğeri de bu aldığımız araçlardan benim çok önemsediğim ikram aracı aldık biz. Çok güzel bir şekilde aracımız alındı. Şu an iş donanımları yapılıyor. Mesela bir yerde bir kalabalık var, bir toplantı var, bir şey var. Çorbamızı, çayımızı, ekmek aramızı, neyse belediyemiz adına bütün ikramlarımızı bu ikram aracımızda inşallah yapmış olacağız. Bu aracımızın da şu an iş dizaynı yapılıyor. Engelsiz şehir projelerimizden de bir tanesini bahsetmiş oldum. Daha birçok projelerimizle de devam ediyoruz. Hayvan dostu şehir. Bu çok önemli. Sokak hayvanlarıyla ilgili yaptığımız çalışmalar gerçekten çok takdirle karşılanıyor. Aç bırakmıyoruz, susuz bırakmıyoruz. Elhamdülillah. Yine aşılamalarını, kısırlaştırmalarını çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Geçenlerde, birkaç ay öncesiydi, başkanım
dedi. Ameliyat yapıyoruz biz hasta şeylerimizi, hayvanları. Bu ameliyat halimizde daha genişletilmemiz lazım. Daha modern cihazlar almamız lazım. Ne duruyorsunuz dedim. Hemen hazırlıklarını tamamladık. İhale aşamasına getirdik. Ve inşallah hayvanlarımıza, ki onlarla bu şehri beraber paylaşıyoruz biz, onlara da en güzel hizmeti vermek adına hayvan hastanemiz noktasında da adımlarımızı atıyoruz. İhale süreçlerini başlattık. Kısa süre içerisinde daha da iyi bir noktaya inşallah getireceğiz. Tabii ben birçok şey var. Bunları anlatarak saatlerce konuşabilirim. özetle şu. Belediyemiz mali disiplini sağladı. Belediyemiz 32 tane projemizin %80'inde aşağı yukarı bir kısmını tamamladık, bir kısmını başlattık, bir kısmını başlatmak üzereyiz, proje aşamasındayız. Bu heyecanla beraber Allah'ın izniyle hemşehrilerimiz şunu görecekler inşallah. Bu 32 projemiz her yerde var. Bunların tamamıyla ilgili bitirdiklerimiz olacak, bitireceklerimiz olacak. Ama şu anda bile biz aşağı yukarı %80'inle ilgili önemli bir noktaya geldik. Bütün projelerimiz, hemşehrilerimiz hayırlı olsun. Maşallah. Evet, başkanım. Belli ki çalışma heyecanınız konuşmanızda, konuşma heyecanınız çalışmanızda. Aşkından çalışan yorulmaz. Evet. Sloganımız bu. Bunu maşallah. Ben bizim çalışma arkadaşlarımıza da öğretmeye çalışıyorum. Şimdi temizlik işçilerimiz, park bahçeleri, ben sahada olan birisiyim. Sürekli sahadayım. Gidiyorum, nerede çalışmaya gidiyorum. Onlara kafalarının bir tarafına kazınsın diye şöyle soruyorum. Nasıl gidiyor falan, ondan sonra aşkından çalışan diyorum. İstediğim cevap yorulmaz. Hakikaten tüm 2000'e yakın çalışanımızla aşkla çalışıyoruz. Belediyemizdeki tüm mesai arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de teşekkür ediyorum. Evet Sayın Başkanım, programın sonlarına geliyoruz. Yaklaşık 2 saati bulduk. Bir izleyicimiz diyor ki, birçok mesajlar var. Yine selamlarını iletiyor ama Ayasofya otobüs kaldırıyorsunuz mu diyor. Kaldırılıyor. Yani CHP davetli mi diyor? Şöyle CHP için ücretli. Belediye meclis üyeleri için. Mehmet Akdemir diye bir izleyicimiz. Çok. Ha ben şunu söyleyeyim bak şuradan. Buradan şunu söyleyeyim. Şimdi biz 24 Temmuz'da otobüs kaldırıyoruz. Sivil toplum örgütlerimiz, tüm gazetecilerimizi davet ettik. Belediye meclis üyelerimizi davet ettik. Bunlarla kaç otobüse götüreceğiz? Anladım. Tabii tüm hemşehrilerimizin gönlünden orada olmak düşüyor. Belki ilk etapta tüm hemşehrilerimizi aynı gün oraya taşıyamayız. Ama niyetim şu, onu söyleyeyim bak. Geçmişte biz Çanakkale'ye geziler düzenlemişiz. Geçmişte Hacı Bektaş'a, Konya'ya geziler düzenlemişiz. Ayasofya'da, İstanbul'da gerçekten Fatih'in yadigarı bize. Gezmek, görmek için çok güzel bir yer. Ayasofya'da namaz kılmak için çok güzel bir cami. Önümüzdeki süreçte bunu projelendiririz. Belki cuma günlerine denk getiririz. Hemşehrilerin peyderpey belediyemiz olarak nasıl ki geçmişte Çanakkale'ye, Hacı Bektaş'a, Konya'ya taşımışsak Ayasofya'ya taşırız. Bu konuda da hemşehrilerimiz müşteri olsun. Ayasofya noktasındaki çalışmalar bizim için heyecan verici çalışmalar, bereketli çalışmalar. CHP'liler ücretli isterse onları ücretli göndeririz. Ha ücretsiz isterlerse ücretsiz götürürüz. Gelsinler. Sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı evet. Yok. Sayın Başkan, seçim döneminde vaatlerinizden birisi, özellikle de yönetim şeklinizle ilgili bir vaadiniz vardı. Ali olacağım demiştiniz. Evet. Bunu da şu şekilde: adaletli, liyakatli ve istişare. Bu şekilde söylemiştiniz. Ve son geldiğimiz süreçte de böyle olmadığınız yönünde bir takım iddialar var. Yine muhalefet iddiaları. Bazı basın yayın kuruluşlarında da bunlar dile getiriliyor. Özellikle de personel alımı noktasında durum olduğunu söylüyorlar. Ali olmadığınızı, Ali'ye uygun hareket etmediğinizi iddia ediyorlar. Yani bunu iddia edenler maalesef çok küçük bir grup, azınlık ve samimi de değiller, onu da söyleyeyim. Çünkü yüz yüze olduğumuz zaman, kameralar dışında olduğumuz zaman aliliğimizi onlar da teslim ediyor. Adaletli olduğumuzu, kuruşa halel getirmeyeceğimizi, istişareyle hareket ettiğimizi onlar da tespit ediyorlar. Yüzümüze karşı söylüyorlar, arkamızdan söylüyorlar. Ama basın yayın olunca, mikrofonları görünce farklılaşıyorlar maalesef. Ve bu da CHP, tabii CHP zihniyetinin ne olduğunu, sözlerine ne kadar itibar edileceğini halkımız da çok itibar etmiyor elhamdülillah zaten. Şimdi orada Ali, çok güzel bir formülasyon. Ben bir cemevine uğradığım zaman orada bu formülü bana izah ettiler. Ben onlara şunu söyledim. Dedim ki bak, benim ismim Halil İbrahim. Ve din siyaset ilişkisi bağlamında milli görüş üzerine bir doktora tezi yazdım. 600 sayfalık tez yazdım, binlerce kitap okudum. Ve bizim dinimiz diyor ki,
Yöneticilerin şeyi sınavı adaletten olacak diyor. Özellikle adaletten sınav olacaklar ve adillerse imtihanı geçecekler, değilse geçmeyecekler. Ve ben bu doktora tezim boyunca 3 tane husus diyor, dedim benim için önemli bu süreçte. Bir, ben adil olacağım. Çünkü Allah'ın benden adalet beklediğini düşünüyorum. Din siyasi ilişkisi bağlamında incelediğim için İslam dini tabii bu. İki, Allah diyor ki yönetici adil olacak. Allah diyor ki yöneticiler liyakate göre hareket edecekler, işi ehline verecekler. Yine Allah diyor ki yöneticiler mutlaka istişareyle hareket edecekler. Bu üç şeyi ben imtihanım olarak düşünüyorum dedim ve bu üçünü bu sırayla söyledim. Vallahi ben bu formülü orada birisi dedi ki başkanım dedi yani sen dedi alim olmak istiyorsun dedi. İlk söylediğinde anlayamadım ben. Ali ne demek şimdi Ali? Dedim ya yoluna kurban oluruz. Ayağının tozu oluruz. Ali olmak kim? Biz ol. Yanlış anladın dedi. Sen diyorsun ki adil olacağım. Ali'nin ağası adalettir. Sen diyorsun ki ehliyete, liyakata önem vereceğim. Ali'nin L'si liyakattır. Sen diyorsun ki istişareyle hareket edeceğim. Ali'nin iyisi istişaredir. Eğer sen böyle olursan Ali olmuş olursun. Ali olursan da yolun açık olsun. Ve bu formül benim için çok önemli oldu. Ve ben kendimi bağlayacak bir şekilde her yerde de bunu ifade ediyorum. Ali olmaya geliyoruz. Ali olma noktasında da ısrarlıyız. Ali olma irademizde şu kadar bir farklılık söz konusu değildir. Biz geçici dünya hayatının biteceğini, huzur-u ilahide hesap vereceğimizi, yönetici olarak da Allah'ın bizden bunun hesabını göreceğini biliyoruz. Hatta anlatırken diyorum bazen, biz gideceğiz huzur-u ilahi. Yöneticiler bak hepimiz. Evet, şunları sana şöyle bir imkan verdim. Başkan yaptım. Sen ne yaptın? İşte şunu yaptım, bunu yaptım. Ama adil oldun mu? Ya ben namaz kıldım. Ya ben sana namaz sormuyorum. Ben sana oruçtan sor. Ben sana adaletten soruyorum. Hesabın aynen böyle olacağına ben aynı el yakın inanıyorum. Bu hesabı vermek noktasında da Ali olmak noktası. Hiçbir irademizde herhangi bir zafiyet söz konusu. Şu kadar zafiyet söz konusu değildir. Ha bunu olabiliyor muyuz? Ya hedef %100'dür. Biz %100 adaletli, %100 liyakat, istişare. Ama insanız. Bizim de hatamız olabilir. Garip bir kuluz biz de. Biz de yanlış yapabiliriz. Ama bu yanlış yapma oranına şöyle bir baktığımız zaman mümkün olduğunca yanlış yapmamaya, adaletli, liyakatlı ve istişare hareket etmeye davet ediyoruz. Çalışıyoruz. İşte istihdamla ilgili CHP'nin bir kere bunu söylemesi, adam utanır, söyleyemez bile ya. Bir CHP'li işte şey Ali olacaktınız, bilmem torpilli, bilmem şu bu. Yok ya. Bunu CHP söylüyor öyle mi? Elhamdülillah diyorum biz işe aldıklarımızla eleştiriliyoruz. İşe aldı şöyle aldı böyle oldu. Ya CHP'nin bütün belediyelere bakın işten çıkarttıklarıyla konuşuluyor. Sadece 3 tane belediye Mehmet Bey 40 bin tane adam çıkartmış ya. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'daki işten çıkartılanların, Ankara'da işten çıkartılanların sayısı biliyor musunuz? 40 bin ya. Yani Sungurlu'nun nüfusu kadar adamı siz işten çıkarttınız. O kadar donanımlı, liyakat falan diyor ya Ali falan. Mesela ben siyasal bilgiler mezunuyum. Çok kıymetli, donanımlı, bu devlete büyük hizmetler yapan, yapmaya devam eden birçok benim şahsen tanıdığım arkadaşımızı genel müdür düzeyinde, daire başkan düzeyinde hepsini işten çıkarttınız. Gittiniz kimleri aldınız? Tabii koalisyon olduğu için PKK'lı demeyeyim de HDP'lileri doldurdunuz oraya. Yani dediniz ki İstanbul'da işte otoparkları HDP'lilere verelim. Şunları İYİ Partililere verelim. Şunları bilmem şunu. Yerine de aldıklarınız maalesef çıkarttıklarınız vatan evlatları, aldıklarınız hepsini tabii suçlamıyoruz. İçlerinde mutlaka vatan evlatları da vardır. Ama HDP'liler, PKK'lılar falan sizin belediyelerinizde çok rahat bir şekilde istihdam edilebiliyorlar. Biz bunu görüyoruz. Konuşulan isimlere bakıyorum ben. Ya falancanın oğluydu, falancanın kızıydı, AK Parti'de bilmem falan. Ya, yargı süreci başlatıldı değil mi? Yargı süreci bitti. Çünkü tabii soruşturmaya gerek yok. Soruşturmaya gerek yok. Tabii. Çünkü yok yani böyle bir şey yok yani. Şimdi diyor ki bilmem falancanın bilmem AK Parti'nin ya yok ya biz AK Partili olan hiç kimse iş almayacak mıyız? AK Partililer belediyenin önünden geçmeyecek mi? AK Partililerde teşkilatlarda çalışan, gece gündüz çalışan kardeşlerimiz belediyede istihdam edilmeyecek mi? Bu suç mu AK Partili olmak? AK Partilileri yapmayacağız, CHP'lileri bilmem falancaları mı? Böyle bir şey yok kardeşim. Biz ehliyet, liyakat bakımından hak eden, evet bizim teşkilatlarımızda çalışıyorsa da girecek, gençlik kollarımıza da, kadın kollarımıza da girecek. Ama öbür taraftan ben bir orada da söyledim, birkaç yerde de söyledim. Bize CHP'den de referans talepleri geliyor. CHP'den birileri, farklı düzeylerdeki CHP yöneticilerinden ya başkanım işte şurada şöyle bir müracaat olmuş, acaba yardımcı olabilir misiniz? Ben onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki biz Ali olmaya söz verdik. Eğer ehliyeti varsa, eğer liyakati varsa bu işi yapmaya Ali'nin L'sinin gereği yerine
getirilecektir. Bazen bize çalışan, işe giren arkadaşlarımızdan, kardeşlerimizden bana şöyle geliyor. Diyor ki başkanım ya bize müsaade et biz konuşalım ya. Ben AK Parti'yi övmedim. Ben CHP'liyim, ben falanca partiliyim falan. Ve bir kişiyi araya sokmadım. Mesela itfaiyede bir sınavla aldık. Şeyde mezbahayı aldığımız elemanların tamamını bizzat koyunları, keçileri kestirerek, yüzdürerek aldık. Allah'tan korkun. Ve içindekiler kim Alevidir, kim Sünnidir, kim Çerkezdir, kim Kürttür, kim Türktür, kim AK Partilidir, bizim böyle bir şeyimiz yok. O bize söyleyen arkadaşlar kendilerine bakacaklar. Kişi kendisi gibi bilirmiş karşı taraftakilerinde. Maalesef CHP'nin şu an yaptığı eleştirilere bakıyorum. Artık cevap vermeye bile gerek durmuyorum. Çünkü samimiyetsiz, çünkü içeriksiz, çünkü aslı astarı yok. Çünkü alakasız konular. Çünkü sadece kendilerini ifade ediyorlar bazen. Algı oluşturmaya yönelik. Şöyleydi, böyleydi. Biz Ali olma irademizde sonuna kadar arkasındayız. Ali olmaya devam edeceğiz. Bu imtihanı bütün ekibimizle beraber kazanacağız. Ha hatamız? Hatamız olabilir. Aldığımız işte ne bileyim 100 adam vardır da 3 tanesinde 5 tanesinde şey yapmamış, isabet ettirememiş olabiliriz. Yanlış karar almış olabiliriz. Ama biz insanız. Biz hata yapabiliriz. Ben buradan tekrar şunu da ifade edeyim. Adil olmayacaksak, ehliyetle hareket etmeyeceksek, işare hareket etmeyeceksek, imtihanı kaybedeceksek Allah bütün bu imkanları bizim elimizden alsın. Biz ebedi hayata inanmışız. Eğer elimizle bir yanlış yapacaksak bilerek, bir adaletsiz, bir hakkaniyet, Allah elimizi kırsın onu bize yaptırmasın. Eğer ağzımızla, dilimizle bunu yapacaksak, ağzımız kırılsın, dilimiz kırılsın, kopsun ama bu yanlışı bize yaptırmasın. Ben bazen biliyor musun Mehmet Bey, gece uykularım kaçıyor. Acaba bugün bir yanlış yaptık mı, bir hata yaptık mı? Allah'ın gücüne varacak, Allah'ın rızasına aykırı bir işimiz oldu mu diye zaman zaman gece uykularım kaçıp düşündüğüm, sonra da ya Rabbi bilerek yapmadık. Ha bilmeyerek yaptıklarımız yanlış hatalar, kusurlarda da bizi affet. Bizi bağışla, bizi doğruya ilet, doğruyu göster. Çünkü biz şuna inanıyoruz. Allah'ın koruması olmadan bizim bir şey yapma durumu söz konusu. Yanılabiliriz, şey yapabiliriz. Ha, bu noktada tüm hemşehrilerimizin gözüne bakarak söylüyorum. Ali olma noktasında gram tereddütümüz yoktur. Adalet, hakkaniyet noktasında da herkes bunu görüyor. Kimsenin de şüphesi elhamdülillah yoktur. CHP siyaset peşinde, biz hizmet peşindeyiz. Varsın onlar, o grup siyaset yapmaya devam etsin. Biz hizmetlerimizde Allah'ın rızası ve halkın duası noktasında gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Evet, Allah kolaylıklar versin. Sayın Başkanım, bir izleyicimiz ısrarla birkaç kez mesaj atıyor. Hıdırlık Caddesi'ne kaldırım çalışması seçim vaatleriniz arasında vardı diyor. Onu belirtiyor. Bir de sorularım arasındaydı ama zaman çok uzadığı için es geçmeyi düşünüyordum. Ancak buradan da mesaj gelince sormam icap ediyor. Yeni belediye sarayının durumu nedir? Bir başka sorum da benim şu olacak bunlara ilaveten. Hatta öncelikle bunu cevaplarsanız biraz önceki konuya da tamamlayıcı olması bakımından AK Parti'nin şu anda taşındığı bina ile ilgili bir takım sıkıntılar yaşanmıştı. Bu süreçle ilgili, Ali'likle alakalı, oradan İyi da... İyi hatırlattın. Evet, yani bu süreci de anlatır mısınız? Tabii. Neler yaşandı? Ya şimdi şu var, bizim olduğumuz yerde haksızlık, iltimas, hiçbir şey olmaz. O bina bir kere AK Parti'nin binası değil. Bir vatandaşın binası. AK Parti kiralar, başkası kiralar, CHP kiralar, herhangi birisi kiralar. Yani belediye AK Parti'nin kendisinin malı olan, AK Parti'nin inşaatını devam ettirdiği, AK Parti'nin yaptığı bina değil. Tabii orada bir inşaat var, devam ettiriyor. İşte falanca müteahhit yapıyor. Bir baktık orada bize göre yasaya, mevzuata uygun olmayan bir durum söz konusu. Ve hemen derhal bizim yapı denetim elemanlarımız oraya gittiler. Tutanaklarını tuttular. Oradaki usulsüzleri tespit ettiler ve encümene bunu getirdiler. Bazı siyasi partili arkadaşlarımız oradan bir rant elde etti, önünde fotoğraf çektirdi, bilmem bir şeyler yaptırdı falan. Biz ondan önce, onlardan çok önce zaten biz tutanaklarımı tutmuş, olayı resmiyeti zaten bindirmiştik. Bizim harekete geçmemiz için herhangi bir şey gerek yok. Yeter ki bir haksızlığın, hukuksuzluğun olduğunu bize bilgisi ulaşmış olsun. Biz gereğini babamızın oğlu olsa Allah'ın izniyle yaparız, onu söyleyeyim. O tespit edildi. Encümene geldi. Biz encümende
bütün herkese neyi yapıyorsak. Üç tane şey yapıyoruz bu tür binalar. Bir, oraya diyoruz ki yıkım kararı, suç duyurusu mahkemeye, şeye, savcılığa suç duyurusu. Üçüncü olarak da yıkım, suç duyurusu ve ceza. Biz oraya 80 küsür bin lira cezamızı kesmişiz. Suç duyurusunda bulunmuşuz encümenimiz marifetiyle ve yıkım kararını almışız. Ve ben arkadaşlara şunu söyledim, bak. Orası meydan, orasının bir özelliği var. Orası Kadeş Barış Meydanı. O meydanda ne kadar inşaatta ne kadar ruhsatı varsa o kadar yapıyor. Kimseye müsaade etmeyiz. Bu kim olursa olsun müsaade etmeyiz. O anlamda lehe aleyhe yazan çizen çok insan oldu. Ama netice itibariyle hak ve adalet bizim açımızdan önemli ve gereği yapıldı. Şeye, prosedüre uygun, yasal çerçeveye uygun bir şekilde mevzuata, imar mevzuata uygun bir hale orası getirildi. Konu kapandı. Tekrar ediyorum. Orası AK Parti'nin bir mülkü değil, partimizin bir mülkü değil, partimizin kiraladığı bir alan. Herhangi başka bir CHP de kiralayabilirdi. Bizim tavrımız değişmezdi orayı. MHP de kiralasa değişmez. Kim olursa olsun, başka birisi de kiralasa değişmezdi. Biz haksızlık, hukuksuzluk noktasında Ali olmamızın da en önemli belki göstergelerinden bir tanesi de o binadır. Ali olma noktasında hiçbir irademizde zafiyet söz konusu değildir. Yeni belediye binası. Şimdi Mehmet Bey, geldiğimizde bugüne kadar elimizde birçok devam eden yatırım vardı. İşte stadyum, kapalı spor salonu, mescitler mesela. Bak iki tane mescit vardı. Orası da kör düğüm olmasa da epey düğüm sıkıntılı bir hale gelmişti. Elhamdülillah azimle, kararlılıkla önce biz Karakeçili Mescidimizi, biliyorsunuz Ali Kuşçu Mescidi olarak, temlik alarak, bilmem bir şey yaparak, iterek, kakarak bitirdik ve Diyanet'e teslim ettik. Geçtiğimiz günlerde açılışını yaptık. Diğer mescidimiz Toki'de. 1000 kişilik bir mescit. Aynı şekilde orayı da zorlaya zorlaya temlikle vesaire orayı da bitirdik. Kurban Bayramı öncesinde orayı da açacağız. Bütün yatırımlarını geçmişten gelen bütün o çetrefilli, sıkıntılı ne kadar iş varsa hepsini tamamladık. Ne hangisi kaldı? Bir tane belediye binası kaldı. Belediye binasında da ite kaka epey bir iş yaptırdık bizim dönemimizde. İşte ek süreler, cezalı çalıştırmalar vesaire cidden çetrefilli bir süreç, sıkı bir süreç. Ben öyle oldu ki belli günlerde her gün uğruyordum oraya. Artık arkadaşlar başkanım her gün uğrama ya. Her gün uğradığım günler oldu belediye binasının. Çünkü bir an önce onu da tamamlamamız gerekiyor. Ekonomik bir problemi var mı? Yok. İller Bankası kaynaklarıyla yaptığımız bir proje. Parası bitmişti. Vekillerimizle beraber bakanımıza gittik. Bakanımızdan oraya biz 16 milyon civarında ek bir ödeneği de aldık. İller Bankası'nda o para bekliyor. Hak ediş yapacak, parasını alacak. Hak ediş yapacak, parasını alacak. Hiçbir parasal problemi de açıkçası yok. Araya işte krizler girdi. Firmanın bazı sorunları oldu vesaire. Geçtiğimiz birkaç hafta içerisinde sonuca geldik. Bu sefer firma Covid nedeniyle yapamıyorum. Covid'de işte bir de genelge çıktı. Bu genelgenin gereğini tarafıma uygulanması dedi. Açıkçası biz bu noktada Maliye Bakanlığımızdan bir onay almamız gerekiyordu. Maliye Bakanlığı'na kendi görüşümüzü fesih olarak yazdık. Biz fesh edilmesini istiyoruz. Çünkü bitmiyor yani bir türlü. Bir an önce yeni ihale sürecini başlatalım, girelim, bitirelim istemiştik. Ama bakanlık dedi ki evet Covid önemli. 120 gün ben ek süre veriyorum dedi. Şu an itibariyle, bugün itibariyle de firma yetkilileri de buradaydı. 120 günlük bakanlık, Maliye Bakanlığı ek bir süre verdi. Amacımız şu, bu 120 gün içerisinde bitirttirmek. Firmaya da şunu söyledik. Aynen camilerde yaptığımız gibi. Tabii camilere göre daha büyük bir iş bu. Ya temlikse temlik. Sen yapamıyorsan ki yapma iradesini beyan ediyor firma. İnşallah yapacak. Diyelim bir alt yüklenici buldun sen ona. Biz temlikte falan problem yok. Ödemesinde problem yok. Parasında problem yok. Eksik ne işimiz var bizim? İşte ne bileyim mermer işimiz var. Mermere sen bir firmayla anlaş. Yaptığı her kuruşun parasını o firmaya bizzat ödeyelim. Aradan da çekilsen temliği kabul ediyoruz. Temlikle de olsa bitirelim. Ve şu anda firmayla da aynı noktaya geldik. Temlikse temlik. Alt taşeronlar firmaya güveniyorsa alt taşeronlarla 120 günlük bu ek süreyi de başlattık. İnşallah 120 gün içerisinde bitirmiş olacağız. Ümidimiz bu. Zorluyoruz. Maddi hiçbir problemi yok. Evet. Ve firmanın da şu an bugünkü görüşmelerimizde bu iradeye sahip olduğunu ben açıkçası gördüm. İnşallah bunu da ite kaka mali problemi olmayan bu konuyu da tamamlamış olacağız. Dolayısıyla yatırımlarla ilgili, geçmişte gelen tüm yatırımlarla ilgili finali de belediye binasıyla yapmış olacağız.
Kördüğüm olan açıkçası stadyumdu. Bunu çözdük ve bitti. Bu kördüğüm de değil çünkü stadyumun parası yoktu yani. Evet. Kredi falan çekilmiş ama para yok ortada. Ödeyeceğimiz para yok. Bunu çözmüşsek biz, İller Bankası'nda parası da hazır bu belediye binasının. İnşallah bu noktada da çözeceğiz ve yeni belediye hizmet binamızı da oraya taşımış olacağız. Günübirlik takip ettiğimiz projelerden bir tanesi bu projemizde. Evet. Sayın Başkanım, son artık bir saat civarında sürer demiştim ama iki saati de aşıyoruz. Maşallah. Yani problem yok. Devam edebiliriz. Evet. Hizmet aşkımızda bir eksilme yok. Evet, eksilme yok. İzleyicilerimizi de çok fazla sıkmayalım. Siz bilirsiniz. Tabii ki ben birçok konuya aydınlatıldığını düşünüyorum. Verdiğiniz mesajlar da çok önemliydi. Orada son bir izleyicimizin gelen defaten yazdığı Hıdırlık bölgesinin kaldırımıyla ilgili. Şu var. Halil İbrahim Aşkı'nın şu özelliğini tüm hemşehrilerimiz bilir. Ya söz vermem ben. Söz vermişim hem de mutlaka yaparım. Şu an ben tam olarak neyi kastetti bilmiyorum ama emin olsunlar, şundan emin olsunlar. Halil İbrahim Aşkı'nın demişse ki bunu yapacağız. Şu tarihte yapacağız demişse onu o tarihte Allah'ın izniyle yaparız. Ha, sırası vardır. Sırayla yapıyoruz tabii. Bütün işlerimizi aynı anda yapamıyoruz. Orayı da yaparız Allah'ın izniyle. Hıdırlık bölgemiz bizim için kaldı ki çok önemli bir bölge. Onun da gereğini Allah'ın izniyle yaparız. Peki. Sayın Başkanım, programımızı artık sonuna geldik diyelim. Her şeyin sonu sözler, var. Son sözler, neler söylemek istersiniz? Tabii ben Çorumlu hemşehrilerimize. Sizin aracılığınızla bugün Perşembe, yarın Cuma tüm hemşehrilerimizin Cuma'sını tebrik ediyorum öncelikli olarak. Şunlar hemşehrilerimiz emin olsunlar. Aşk çok önemli. Bir şeyi aşkla yapmak çok önemli. Biz ve ekibimiz gerçekten aşkla çalışıyoruz. Aşkın özelliği de şu, ben onu sonradan fark ettim, onu söyleyeyim. Sevgi değil de niye aşk? Sevgi karşılıklıdır. Eğer birisi sizi seviyorsa siz de onu seversiniz. Sevgide karşılık var. Aşkta karşılık yoktur. Siz eğer aşıksanız onun hiçbir eksiğini, gediğini, size karalamasını, size hakaret etmesini göz önünde bulundurmasınız. Bazen haklı, haksız hemşehrilerimiz şöyleydi, böyleydi, birçok laf bilmem falan. Biz bunların tamamını aşkla bağlı olduğumuz için bu millete hiçbir karşılık beklemeden, sadece Allah'ın rızası, halkın duasının peşinde koşarak aşkla gece gündüz 24 saat çalışıyoruz. İnanın ben rüyalarımda bile bu şehre dair şeyler görüyorum. Bu o kadar önemli ki, eğer siz aşık olduğunuzu iddia ettiğiniz konuyla ilgili rüya görmüyorsanız kusura bakmayın, bu aşkınızda bir hata vardır. Ben son aylarda rüyalarımın önemli bir kısmını da bu şehre ayırıyorum. Bu şehir Allah'ın izniyle mübarek bir şehir. Yerin altında yatan mübarekleri olan, yerin üstünde çok güzel insanlar olan, şehitleri olan, gazileri olan çok güzel bir şehir. 265 bin nüfusu olan, merkez açısından bölgesinin incisi olan, ticareti canlı, insanları heyecanlı bir şehir. Biz de bütün samimiyetle, aşkla bu şehrin önünde bütün vekillerimizle, siyasi teşkilatlarımızla, bütün valimizle, bakanlıklarımızla, yerel medyayla hizmetkar olma noktasında bir gayretin içerisindeyiz. Hemşehrilerimize teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. WhatsApp hattı açtık mesela, bahsetmedik. Bu WhatsApp hattımızdan da 0-501-119-19. Çek fotoğrafını gönder. Hemen biz gereğini yapalım. Birçok noktada da ulaşılabilir olmayı da daha da fazla da geliştirdik. Biz bu şehre gece gündüz hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Allah'tan isteğimiz, hemşehrilerden isteğimiz, bize dua etmeleri, bizim de inşallah yanılmadan, usanmadan, adaletten ödün vermeden hizmetlerimize devam etmemiz. Ben öncelikli olarak bu kentin başkanları programının ilkini bizimle yaptığınız için ben teşekkür ediyorum. Tabii yayın kuruluşumuzla ilgili de müsaadenizle birkaç kelam etmek tabii, isterim. Lütfen. Şehrimizde yerel medya çok önemli. Bütün Türkiye'de önemli, güçlü yerel medya, gerçekten objektif yayıncılık yapan, gerçekten bu şehrin kültürünü, tarihini, tanıtımı anlamında katkı sunmak isteyen, siyaset noktasında doğru yayıncılık anlayışla hareket eden yayın kuruluşlarının sayısı bizim için şehrimizde artması çok önemli. Kent 19 TV'de gerçekten bu anlamda renk kattı. Çok da güzel, kaliteli yayıncılık anlayışıyla da renk kattı. Ben zaman zaman vakit buldukça takip ediyorum. Canlı yayınlarınız, haber programlarınız, konulu birçok farklı programla ve bakıyorum böyle gazetecilikte de sizler gibi tecrübeli bir ekiple de elhamdülillah çok güzel bir yayıncılık sergiliyor. İyi başladınız. İnşallah çok daha güzel noktalara geleceksiniz. Bu noktada da biz elimizden ne geliyorsa her türlü desteği vermeye Allah'ın izniyle hazırız. El birliğiyle, gönül birliğiyle bu şehri yücelteceğiz. Değerlerini yücelteceğiz inşallah. Yayıncılık hayatınızda da size başarılar diliyorum. Hemşehrilerimize sevgi, saygı, muhabbetlerimi sunuyorum.
Sayın Başkanım, biz de çok teşekkür ediyoruz. Hem Kentin Başkanları programında ilk programımıza nezaket gösterip konuk olduğunuzdan dolayı hem de kanalımızla ilgili düşüncelerinizden dolayı bizzatı teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Kent 19 TV'de Kentin Başkanları programında sizlerle birlikte olduk. Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşkın Bey birçok konuda sorularımıza cevaplar verdi. Birçok konuda aydınlatıcı bilgileri bizim aracılığımızda sizlerle paylaştı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Haftaya Perşembe günü bir başka konukla yine Kentin Başkanları programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.